olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Eğitim bir hükümet politikası mı olmalı yoksa devlet politikası mı olmalı? Orta Doğu'da Mısır'sız, savaş, Suriye'siz, barış olmaz. Ulusal Kanal'da Fikir Meydanı programıyla karşınızdayız. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo 100.8 Ulusal Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Önemli konu başlıklarımız var bugün. O önemli konu başlıklarını değerli konuklarımla ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever, hoş geldiniz hoş diyelim. Efendim. Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nazif Okumuş, hoş geldiniz diyelim. Ve 22. dönem milletvekili Emin Şirin, siz de hoş geldiniz hoş diyelim. Konu başlıkları önemli dedik. En önemli konu başlığı aslında Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım paketi, ikinci paketi diyelim biz buna. Şu an dünya gündeminde bu var. Tahran'dan da bağlantı yapacağız. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan bağlanacak yayınımıza. İran'daki atmosferi bize aktaracak. Biz bununla başlayalım. Biz buna haberlerde şöyle bir tanımlama koyduk. Amerika'nın İran'ı izole etme politikası. Ama yaptırımlara bakarsak sanki Amerika'nın yalnızlaştığı, izole olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İlk sorum bu olacak. Sayın Şirin, sizinle başlamak istiyorum. Buyurun. Oğuz Bey, teşekkür ederim. Hepimize iyi yayınlar dileyelim. Ben evvela Ulusal Kanal'ın bir durumundan ilgili bir seyircilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ulusal Kanal hepinizin gayet ilgiyle seyrettiği, bugün yandaş medyanın istila ettiği bir ortamda hakikaten hepimize hitap eden, bir yayın yapan bir kuruluş. Kendisinin bir imece programı var. Herhalde bunun bütün ilanlarını veya duyurularını duymuşsunuzdur. Bu imece programına dikkat çekmek istiyorum. Sözlerime bundan başlamak istedim. Çünkü bu kanalı kaybetmek hiçbirimiz istemeyiz. Seyircilerimiz hele hiç istemezler diye düşünüyorum. Amerika, İran meselesine gelince, Amerika esas itibariyle Trump geldiğinden beri Amerika maskesiz esasına döndü. Yani Trump hakiki Amerika'yı temsil ediyor. Herhangi bir şekilde bir oyun oynamasına ihtiyaç duymuyor. Rol yapmasına ihtiyaç duymuyor. Gayet kavboyvari bir emperyalizm içinde yürüyüp gidiyor. İran'a bugün koymakta olduğu ambargonun manası nedir diye sorarsanız, bir nükleer anlaşma vardı biliyorsunuz. Bu nükleer anlaşmanın iyileştirilip iyileştirilmesi bile konuşulmadan, eğer varsa bazı eksiklikleri, ben buradan çekiliyorum dedi Amerika. Çekildikten sonra da ben İran'da esas itibariyle, sonuç itibariyle bir rejim değişikliğine sebep olacak bir harekete geçiyorum dedi. Bunu açık açık da beyan ediyorlar. Saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. Bunu ileride bir sıcak savaş haline de getirebilecek şekilde Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satıyorlar. 110 milyar dolara Türk ordusunu ilk kere kurarsınız. Yani konuşulan rakam öyle böyle bir rakam değil. Suudi Arabistan'da asker var mı? Ayrı konu da. Satılan mühimmat, teçhizat itibariyle söylüyorum. Böyle bir sistematiğin içine girildi. Şimdi bu dün sabah itibariyle ilan edilen ambargo, Amerikan ambargosu bir netice verir mi vermez mi diye bakarsak, bir kere İran'da bir rejim değişikliğine sebep olabilme ihtimali yok. İran'da rejim Amerika'nın bu saçma sapan ambargosuyla değişmez. İkincisi, iktisaden zayıflatabilir mi? Evet, zayıflatabilir iktisaden. Çünkü gördüğüm kadarıyla 2,5 milyon varil civarındaki petrol satışlarını 1,5 milyon varile zaten indirme durumundalar. Günde bu aradaki fark 70 milyon dolar, senede de 20-25 milyar dolarlık bir kayba sebep olacak. Bunun haricinde ithal edilecek mallar bakımından sıkıntılar da olacak. Böyle bir sıkıntılı döneme girecek İran. Ambargodan muaf tutulan ülkeler kadar ben ambargo kapsamına alınan ülkeleri dikkatle bakılması gerektiği kanaatindeyim. Amerika kendisiyle hareket edecek ülkeleri, ya edebileceğini düşündüğü ülkeleri, ki Türkiye'nin durumuna özellikle geleceğim, muaf tutmuş 6 ay için, siz oradan petrolünüzü de alabilirsiniz demiş. Bu arada bir yanlışlığa dikkat çekmek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan devamlı bizim gaz almamız lazım diyor. Gaz zaten ambargo kapsamında değil.
Yani bunu bir açıklığa kavuşturalım. Biz gaz almazsak donacak mıyız filan diyor ya, zaten ambargo kapsamında değil. Gazı borudan alacaksınız. Böyle bir şey yoktu. Petrol söz konusu. Satacağınız malların ne olacağı söz konusu. Yani silah bile satamazsınız diye konuşuluyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla bu zaten dolar kapsamının dışında yapılacak. Açılacak bir hesapta Türk lirası riyal bir beca işi yapılacak. Bu Türkiye'nin de lehine olacaktır. Türkiye'nin muaf tutulması iyi bir şey. Dolar dışında bir birimden yapılması da iyi bir şey. Çünkü bizim ticaretimiz açık veriyordu. İran'ın açığını kapatmak için Türkiye'den ihtiyacı olan malları daha fazlasıyla alma durumunda kalacak. Genel olarak baktığımızda kimleri hariç tutmuşlar? Bu çok önemli. İngiltere, Fransa, Almanya ambargo kapsamında. Rusya ambargo kapsamında, Irak ambargo kapsamında. Yani diyor ki Amerika, arkadaş ben izin verdiğim ülkeler, mesela Yunanistan'a izin veriyorum, İtalya'ya izin veriyorum, Türkiye'ye, Çin'e, Tayvan'a izin veriyorum. Ama Almanya, Fransa, yani Batı Avrupa ülkeleri İran'dan ticaret yapmayacaklar diyor. Bu önemli. Çünkü sadece petrol alımı değil mesele, aynı zamanda mal satımı ve dolar kullanımı. Doları da kullanamazsınız diyor. Swift'te kullanılamayacağı için Euro da kullanılamayacak. Yani İran'dan ilişkini kes diyor Türkçesi. İkincisi Rusya'yla ilişkisini kestirmek istiyor. Rusya'yla da ticaretini bloke etmek istiyor. Ve ayrıca İran'ın Irak'la münasebetini de bloke edecek şekilde onu da ambargo kapsamına alıyor. Yani muaf tutulduğumuz için biz buna dikkat etmedik. Kimleri koymuş Amerika, ona da bakmak lazım. Şimdi neler oluyor diye baktığımızda, Yunanistan buradan nereden çıkıyor diye baktığınızda, Yunanistan'ın bir dengeleme politikasıyla Türkiye muaf tutulduğu için oraya konulduğunu görüyoruz. Çünkü Yunanistan'ın petrol metrol aldığı yok şeyden, İran'dan. Hayır yok. Gaz ticareti de yok. İran oraya mal satıyor ama Türkiye muaf tutulduğu zaman Türkiye'yi kuvvetlendiriyorsunuz, bize bunu niye yapmıyorsunuz demesinler diye. Bu genel politika çerçevesinde bunu yapmışlar. Şimdi bundan beraber herhalde ileride o konuya geleceğiz. Amerika'nın global politikasının içinde de Türkiye'ye şu anda şirin görünme ihtiyacı var. Bu sadece Bronson'un serbest bırakılmasından ortaya çıkan bir konu değil. Bizim bu Fırat'ın doğusu ileride konuşacağımız konuyla beraber PKK'nın ne olacağı, işte bugün 3 tane PKK'lıya başlarına ödül koyması vesaire gibi konularda orada detayına gireriz ama Amerika şöyle bir politikanın içinde İsrail'den beraber Fırat'ın doğusunu devletleştiriyorlar. Kobani'de, Kamışlı'da vesaire 3 tane şey devlet kuruluyor. Şehir devleti mi diyeceksiniz? Kanton diyorlar kendileri. Bunlar ciddi olarak kurulmuş vaziyette. Amerika'nın himayesinde, büyük ölçüde Rusya'nın da, Fransa'nın da iştirak ettiği bir himaye sistemi var. Burada mahkemeler var, tapu dairesi var. Tapu dairesi tapu dağıtıyor. Mahkemelerinin verdiği kararları Fransa, Avrupa kabul ediyor. Yani böyle meşrulaşmış, beynelmilel bir hüviyet kazanmış bir kanton devletçikleri var. Buna mukabil Amerika'nın yapmaya çalıştığı şu PKK lafını bitirelim. PKK'nın başındakiler de devreden çıksın. Onlar da devreden çıktıktan sonra bu yeni YPG'yi filan da siz bir Kürt oluşumu olarak kabul edin gibi bir oyunun içinde Amerika. Bunu söylediğim, anlattığım zaman bazı dostlarım kızıyorlar. Niye kızıyorsun Kürt oluşumları filan diye. Ben bundan son derece rahatsızım. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki konuşmalarını da tasvip ediyorum. Yani Fırat'ın doğusunda bir Kürt oluşumunun bugün için bir şey ifade etmediğini söylemek, yarını görmemek demektir. Orada 6-7 bin tırla teçhiz edilmiş 60 bin kişilik bir Kürt ordusunun yarın öbür gün Türkiye'de ne kıpırdanmalara sebep olacağını görmemek için kör olmak lazım. Çayın yani başka bir şey yok. Kör olmak lazım. Bu böyle kabul edilebilir bir durum değil. Ambargo bu. Yani İran'da hiçbir şekilde iktidar değişikliğini temin etmez. İran'ı sıkıntıya sokar ama Amerika'nın haydutluğunu da biraz daha teşhir etmiş olur. İran'ı sıkıntıya sokar dediniz. Sayın İlsever, İran'ı sıkıntıya sokar mı? Çünkü daha önceki yaptırımlarda İran Ekonomi Bakanı'nın
şöyle bir açıklaması vardı. Daha önceden ağzımız yandığı için biz ekonomimizi büyük oranda petrole bağımlı olmaktan kurtardık şeklinde. Aynı zamanda Trump'ın da petrol yaptırımları üzerinden çekincesini dile getirdiği ifadesi var. Bunları hatırlatarak sormak istiyorum. Bu yaptırımlar İran'ı sıkıntıya sokar mı? Ben de hepinize ve izleyicilerinize öncelikle saygılarımı sunuyorum. Şimdi Trump'ın zaten açıklaması bir süredir birkaç defa da bunu vurguladı aynı zamanda. Bunun uygulanmayacağını, yani bu özellikle petrol alanında İran'ın şeyini, büyük orandaki ihracatının kesilmesi, bilmem ambargo ile sınırlanması falan şeyini uygulanmayacağını ifadesi ve itirafı bir bakıma ve en sonunda işte Emin Bey'in de söylediği gibi bir takım ülkelerde ülkelerle ilgili şeyi kaldırdılar. Muafiyet dediler buna. Bu yasa, ambargo dedikleri yasa uygulamayacaklar en sonunda. Yani yapacakları gibi bir şey değil, olacak bir şey olmadığını kendileri de görüyorlar. Bunun ve olmayacağını görüyorlar. Yani çünkü zaten daha ambargo açıklandığı zaman, Ağustos ayında ilk paketi, o zaman bile neredeyse bütün dünya ayağa kalktı. Avrupa ülkeleri, tabii Türkiye de başta olmak üzere uymayacaklarını, uymayacağımızı buna resmen söyledik. Daha dün, önceki gün Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bunu açık açık şey yaptı. Emperyal bir dünyada yerimiz yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz ambargoyu. Zaten Avrupa ülkeleri çok açık bir tavır aldı. Bunun yani uygulanmayacağı besbelli bir şey. Özellikle o petrol alanındaki şeyinin. Hadi şimdi onu bir 6 aylık şeyle erteleyelim biraz falan. Ha onu 3 seneye çıkarma ihtimalleri. Yani olmayacağı çok belli bir şey. Ve bunun Emin Bey söylediği gibi o özellikle bankalar üzerinde uygulanan şeyin, ambargonun ve işte uluslararası piyasada alışveriş imkanlarının falan kısıtlanmasının belli şeyleri olabilir. Ekonomik planda zorlukları olabilir, böyle sonuçlar olabilir. Fakat bundan çok daha önemlisi, önceki gün, dün İran'da yüz binlerin, milyonların neredeyse ayağa kalkarak Amerika'yı protesto eylemleri. Ya bırakın siz İran'da rejim değişikliğini falan. İran'da siz Amerika karşıtlığını güçlendiriyorsunuz bu tavırlarınızla. Oradaki milyonlar bunu daha iyi yaşayarak, görerek, kendi hayatları içinde şey yapıyorlar, görüyorlar ve tavır alıyorlar. Hani İran'da bir şey, nasıl söyleyeyim, şey diyorlar ya, muhafazakar, ılımlı bir evet, muhalefet falan filan diyorlar ya. Başta da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin temsil ettiği bir akım olarak söylüyorlar. Bunların zayıfladığı görülüyor. Tam tersine daha köklü tedbirlerle bir tavır sergileme ihtiyacı doğuyor. Ama ben işin Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapındaki cephesine de baktığımda, konuyu açarken söylediğiniz gibi Amerika tecrit oluyor burada. Amerika'nın içinde bile tecrit oluyor. Ben size söyleyeyim, bu yönetim şu uygulamasıyla orada bile muazzam bir tartışma konusu. Ve peki Amerika orada kaybedeceği bir savaşa bu anlamda evet, yaptırımları giriyor. Da neden girsin? Neden girer Oğuzcuğum? Şundan girer. Bu bütün de 2x2=4 dünyanın bir gerçeğidir. Özellikle kapitalist, emperyalist sistem içinde. Hatırlayın çok şey örneğini, Hitler'i, tamam mı? Yenilen, yıkılan, çöken bir emperyalist. Emperyalist dediğim zaman dünyanın güçlü silahlı güçlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Hele Amerikan emperyalizmi dediğimiz zaman şu anda en çok güvendiği şeyin, unsurun silahlı gücü olduğunu biliyoruz. Yani yenildiğini, kaybettiğini gördüğü anda ne diyordu Trump? Hiçbir başarımız yok, hiçbir zaferimiz yok. Zafersiz savaş yorgunuyuz. İçimize döneceğiz, bırakacağız Suriye'de işimizle bilmem ne falan. O lafların hepsini unuttu. Unutturdular. O merkez, Gladio merkezi unutturdu. Amerikan emperyalizminin çekirdeğini, merkezini oluşturan merkez. Onun da etrafını kuşatarak saldırılarla, hatta darbe teşebbüsleriyle 2018 Mart'ı, isterseniz orada da konuşuruz bunu, avuçlarını içine aldılar ve oynatıyorlar. Göreve ve geldiği hiçbir ekipten zaten eser kalmadı. Kalmadı tabii. Yani şunu demek istiyorum ben. Son çırpınışları ve bu Hitler şeyi içinde geçerli, emperyalist tavrı içinde geçerli, İngiliz emperyalizminin çöküş sürecinde de geçerli. Çöken, yıkılan emperyalist son çare olarak silahlı gücüne başvurarak ayakta kalmaya, hani belki durumu o güçle değiştirme şeyine, macerasına girer ve orada son yenilgiyi alarak da kaybolur gider. Bu tarihin gerçeği bu. Bunların da şu anda yaptıkları şey bu. Peş peşe yenilgiler aldılar. Hem Pasifik hem büyük şeyde, özellikle Batı Asya şey bölgesinde, daha bütün Akdeniz, Libya'ya kadar uzanan bölgede yapayalnız kaldılar. Çok açık bir şey yani. Ve evet,
O Gladio merkezi, Amerikan emperyalizminin çekirdeği. Diyor ki şimdi ben dünyanın en büyük silahlı gücüyüm. Hatta nükleer şeye de sahibim. Bak birçok ülkede yok. O var olanlardan bile daha güçlüyüm. Başlıyor Kore'den tehdit etmeye. Oradan İran üzerinden bütün bölgeyi ve dünyayı tehdit ederek şey yapacağını, dize getireceğini, ne bileyim, durumunu koruyacağını. Daha doğrusu dize getirmek de değil, durumunu koruyacağını, o Fırat'ın doğusuna belki bir yerleşme şeyi, fırsatı, imkanı bulabileceğini ve o Büyük Orta Doğu projesi hayalini oradan başlatarak yeniden şey yapabileceğini düşünüyor. Hayal görüyor, tamam mı? İmkansız bir şey. İşte en son şu İran ambargosu bütün şeyle meydanda, her şeyle meydanda yapayalnız kalmıştır. Tam tersine İran'da şeyi güçlendirmiştir. Bağımsızlık ve anti-emperyalist akımı, ruhu güçlendirmiştir. Ama sadece İran'da değil, bölge çapında da bütün bölge ülkelerinin tamamı Avrupa ülkeleriyle beraber bu ambargoya karşı çıkmıştır. Biz yokuz bu işin içinde diye, katılmıyoruz, yokuz diye çıkmışlardır. Sadece İran'ın emperyalizmi, Amerikan emperyalizmine karşı gücü birleşmesini güçlendirmek değil, bölge ülkelerinin de Amerikan emperyalizmine karşı tavrını ve şeyini güçlendiriyorlar. Sonuç budur geldiğimiz yer. Ne yapsa bundan bu çöküşünü önlemesi mümkün değildir. Yıkılışına bir çare yoktur. En sonunda Trump'ın dediği gibi defolup gidecek buralarda. Tabii bu şöyle de olmayacak. Kendiliğinden olmayacak. Şimdi konuşacağız tabii burada. Fırat'ın doğusunda büyük hazırlıkları var. Bizim de ciddi hazırlıklarımız var. Orada esaslı bir şey bekliyor. Bölgeyi ve ülkemizi kaderini belirleyecek bir çatışma bekliyor. Orada kader çıkacak işte ortaya. Bu söylediklerimizi göreceğiz. Yıkılan kuvvet saldırganlaşır özeti konuşmanızdan yani, bu anlamda. Son bir çare olarak saldırıyı sürdürüyorlar. Evet. Siz de bu fikre katılıyor musunuz Sayın Okumuş? Yıkıldıkları için mi saldırıyorlar ya da izole politikasında başarılı olabilecekler mi? Tabii siz izole politikasını tartışma programımız başlarken ifade ettiniz. Amerika'nın İran'ı izole etme politikası. Ben bunun çok daha ilerisini görüyorum. Amerika'nın bölgede çok ciddi hesapları var. Bu hesaplar bugün değil. Sadece İran'ı izole etme değil. Türkiye'yi de bir şekilde etkisizleştirme, İslam dünyasını daha da kukla hale getirme, teslim alma. Hatta belki Harem-i Şerif'e kadar uzanabilecek politikalardır bunlar. Bunlar sadece İran meselesi değil. Şimdi öncelikle buradan bakalım ve ondan sonra da İran'a yönelik ambargo ne yapar? Evet, ambargoya görünür de başlangıç olarak onu söyleyeyim. Herkes karşı ve Avrupa özellikle çok dinamik bir şekilde Amerika'nın yanlış yaptığını ve dolayısıyla İran'ın yanında yer almak gerektiğini ifade etmekle beraber zaman içerisinde ben onların bu ambargoya tıpış tıpış uyacaklarını düşünüyorum. Bunu göz ardı etmiyorum. Yani şimdi karşı çıkan tabii, ülkelerin... Yani mecburen uyacaklar diye düşünüyorum. Mecburen. Yoksa yani isteyerek bir tiyatrodan karşı çıkıyorlar demiyorum. Bak bunu ayırt edin. Avrupa'nın bir demokrasi bilinci var. Avrupa'nın her şeye rağmen Amerika gibi, Emin Bey çok güzel söyledi, haydut anlayışına, kovboy mantığına karşı Avrupa'nın kendine göre bir demokrasi ölçüleri var. Bunu kabul etmek lazım. Bunu görmek lazım. Avrupa'nın bu ölçülerinde Amerika ile mukayese edilemeyecek kadar daha ileri samimiyet sınavına tabi tutarsak artıları var yani. Yoksa Avrupa'da piripak demiyorum. Ama Amerika ile bugünkü en azından Amerikan mantığıyla mukayese edilemeyecek kadar Avrupa'nın böyle bir hassasiyet var. Şimdi konumuza gelelim. Evet, yani 2000'li yılların başında AK Parti'nin de Türkiye'de iktidar olduğu süreçten sonra izleyenlerimiz de bir hafıza tazeliği yapmak isterim. Amerika'nın bayan bir dışişleri bakanı bölgede sayılar veriyordu. Şu kadar devletler kurulacak, yeni haritalar değişecek diye. Bu rakamları ortaya koyarken ülkemizde de siyasi güce sahip olanlar bir süre sonra Avrupalılarla hedeflerini paylaştıktan sonra hızını alamamışlar ve Amerika'nın organizasyonunda Bob Ash başkanlığına varıncaya kadar bir dizi oluşumun içerisinde yer almışlardı. Büyük Orta Doğu Projesi Ash başkanlığı bizim sanki Birleşmiş Milletler'de daimi konsey üyesi olmamız gibi veyahut da İslam dünyasının karşısındaki milletler camiasına
bir alternatifi haline gelmişiz gibi millete takdim ediliyordu. Şimdi böylece gözümüzü kapatalım, şöyle bir hafızamızdan geçirelim. Coğrafyamızda neler oldu? Neler olmadı ki? Neler olmadı ki? Yıllardır dünyanın sırtındaki bir hançer olan Orta Doğu, daha karanlıkların içerisinde, daha kanın, gözyaşının sular seller gibi aktığı bir sürecin içerisine girdi. Ve karma karışık oldu. İnsanlar inanamadı. Türk milleti bile hayretle izledi. Libya'ya kimse dokunulamaz zannediyorduk. Türkiye'den de öyle aman kimse oraya dokunamasın deniyordu ama sonra bir anda, 3 gün sonra bu laflardan sonra, 3 gün sonra Türkiye'den kalkan uçaklar da söz konusuydu ve Libya nasıl bombalandı, nasıl, ne hale geldi. Mısır'da olan bitenler, Gazze'de olan bitenler, Filistin'de olan bitenler, işte malum o harita değişikliği uğruna Cezayir'de, Tunus'ta yaşananlar ve nihayetinde Körfez ülkeleri. Bakın gayet güzel söyledi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri defalarca organize edilebilir, reorganize edilir pardon. Ne büyük rakamlar, 100 küsur milyar dolarlarla racon kesilerek adeta hazinesine böyle midesinden ekmeğini çıkartıyor ve alıyor onu. Burada şimdi çok kısa işte, çok kısa bir arayı vereyim. Aradan sonra hiç bölmeden daha net evet, konuşalım. Daha bu Peşrev'de İran'a gelecektik. İran'a geleceğiz o zaman evet. Kısa bir aradan daha sonra durdum. İran'la bağlantısını kuralım. Hürmüz Boğazı'na gelemedik daha. Yukarıda duruyor da. Kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim. Nerede kalmıştık? Sayın Okumuş'ta kalmıştık. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere değindik evet. Ve İran'a geliyorduk. Şimdi sözümüzü kesmek yakın, durumunda kalmıştık. Yakın coğrafyamız bizi o kadar cilveli sahneler karşımıza getirdi ki zaman zaman hayret ettik. Zaman zaman bu da mı olacak diye şaşkınlık içerisinde adeta küçük dillerimizi yutar hale geldik. Hayret ettik. İsrail karşıtlığı politikaların üzerine oturmuş bir siyasi söylem, Cumhuriyet tarihinin İsrail'le en çok ilişki kuran iktidarı haline geldi. Hayret ettik. Yani en sonunda, çok uzun uzun saymayayım, vakit çalmayayım. En sonunda Kudüs'ün başşehri ilan edilmesinde Kudüs'ün batısıyla doğusu meselesi vardı. Doğusunu meydanlarda nasıl anlattı, televizyonlarda nasıl anlattı, ondan sonra bir bardak su içtik. Biz bu hallere geldik. Hep bir bardak, milletin gazını alarak adeta orada defakto bir anlayış dediğimiz oldu bittileri hep böyle milletin gözünden gazını alarak kaçırmaya çalıştık. Şimdi Orta Doğu'da bu kadar at oynatan Amerika, pervasızca at oynatan bir Amerika, bizim de topraklarımızda oldu bittilerle yüzleri kullanmaya çalışan ve buradan kardeşlerimize, bölge halkına acı ve ölüm götürmeye çalışan Amerika iki şey için bunu yapıyor. Bir tanesi çökme politikası. Varlığı olanlardan vereceksin diyor. Ne yapıyor? Katar'a, Suudi Arabistan'a neler yaptı? Diğer köfrecü ülkelerine ne yaptı? Sana dedi, ben dedi, benim sayemde ayaktasın dedi. Racon kesiyorum dedi, bu paraları vereceksin dedi. Ve onları aldı. Aldı mı? Aldı. Aldı. Bizden bile Boeing sözleşmesi yaparak bir şekilde racon kestiği de oldu. Türkiye'de fazla tartışılmadı bunlar. Bunlar yakın zamanda oldu. Peki, bir bunun için yapıyor. İki, kim için yapıyor? Efendisi için yapıyor. Efendisi kim? İsrail. Her şey İsrail için. Her şey İsrail için. Her şey İsrail için. Onun için biz 2012'de ne yaptık? Hemen unutuyoruz. Günlük politikaların içerisinde hayhuyla gittiğimiz için bir de ülkenin ekonomik sosyal sıkıntıları var. Sokaktaki insanlarımız yorgun. Sokaktaki insanlarımız bu tartışmalardan bıkmış. Yalandan, dolandan, farfaradan bıkmış. Dolayısıyla bunları ister istemez hafızasında canlı tutamıyor. Neler yaptık biz be?
Küreciye radarlar koyduk. Radarlar kim için koyduk bu rüce? Küreciye ne radarı koyduk biz? Küreciye koyduğumuz radarlar neyin radarıydı? ABD yapımı radarlar onlar. Ne radarı? İsrail'in balistik güç savunması için konulan radarlardı bunlar. Erken uyarı radar üsleri. Niçin? İran'dan kalkacak muhtemel füzeler İsrail'i vurmasın diye, onları görsün diye. Küreciye, Malatya Küreciye bu radarları yerleştirdik. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Emperyalizme karşı mücadele vermiş bir ülkeyiz. Emperyalizme karşı mücadele veren bir ülkenin içinde maalesef emperyalist güçlerin bir şekilde taleplerine karşı gelememişiz. Şimdi bu kadar bir dizi şeyler. Şimdi kafaya koymuş. Bu gidiyor. Bu gidiyor. Türkiye, Irak'ta, Suriye'de çok yanlışlar yaptı. Ama şimdi bir süredir özellikle Suriye'de toparlamaya çalışıyor. İnşallah derim Allah'tan siyasi iradenin ne kadar karşısında olursak olalım, siyasi iradenin burada başarılı olmasını hem dua edeceğiz hem teşvik edeceğiz. Sadece Suriye'de gayretli mi? Yapacağız. Irak, şimdilik Suriye'de. Şimdilik Suriye'de. Rusya ile ilgili politik manevraları da düzeldi. Politik manevraları düzeldi. Mesela bu hafta beni de heyecanlandıran, ya yani düzeldi de bunu bilerek kullanıyorum. Mesela Kırım Tatar Türkleri ile ilgili bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı oldu. Yani Rusya'ya bunları göz ardı edemezsin. Bunlar hak ve özgür. Tabii ki var. Yani şimdi daha karakterli bir çizgiye doğru geliyor. Ne kadar bunda devam edebiliriz? Zaten bu İran ambargosundan sonra o konu da çok farklılaşabilir. Çünkü Sayın Şirin'in ifade ettiği, hatırlattığı gibi Rahip Bronson'un tahliyesinden sonra, ülkesine gönderilmesinden sonra Amerika ile ilişkiler göreceli bir şekilde Türkiye'nin de lehine diyebileceğimiz çizgide hızlı bir şekilde gelişiyor. Tabii bunun üzerine bu Kaşıkçı Türk siyaseti ilk defa, Türk dış siyaseti veyahut da iç siyaset de var tabii bunda. Bütün kurumlarımızla bir organize bir şey var. Bu Kaşıkçı meselesini ben çok ilk defa Türkiye çok zekice götürdüğünü düşünüyorum. Ve bunu da bir artıya döndürdüğü için Amerika ile olan münasebetlerimiz farklılaşıyor. Korkarım ki Rusya göz ardı edilebilir. Onun için Rusya ile şimdilik fena değil dediğim, iyi dediğim gelişmeler geride kalabilir. Onun için biz İran konusuna dönelim. Evet. Şimdi İran bu açıdan Amerika'nın bir şekilde izole etmek istediği doğrudan bir ülke. Ama Amerika İran'la beraber dediğimiz gibi bütün İslam dünyasını, bölgeyi ve ondan sonra da Türkiye'yi de ciddi bir şekilde sopa göstererek hizaya sokmaya çalışıyor. Şimdi burada ne var? Şimdi bizim Amerika'ya, İran'la olan münasebetlerimiz çok önemli. Bizim İran devletini yabana atmayalım. Köklü bir devlettir. İran devleti bir kere Şeyh Cüneyt'in tarikat postunu açmasıyla beraber Anadolu'dan da çok ciddi bir şekilde Türkmen Kızılbaş aşiretlerinin giderek yer aldığı çok ciddi bir Türk devletidir. Doğru. Çok ciddi bir Türk devletidir. Ama orada bir Fars nüfus da vardır. Ve Fars nüfusla beraber İran'da Şii anlayışıyla Fars cihan hakimiyeti mefkûresi söz konusudur. Bizde ne var? Türk cihan hakimiyeti mefkûresi. İlahi kelimetillah, nizam-ı alem. Ve dolayısıyla biz Sünni anlayış üzerinde bunu götürdük. Şimdi Osmanlı-Safevi münasebetleri bunun üzerine bina edildi. Osmanlı-Safevi münasebetleri çok ciddi bir şeydir. Yani koca Osmanlı, ta Medhan'dan bu tarafa, Asya bozkırlarından bu tarafa, Türkistan'dan bu tarafa, Türk milleti yüzünü hep batıya dönmüş bir millet. Çağdaş bir millet. Ve Türk milleti, hep batıya dönen Türk milleti arkasına hiç bakmamıştır. Osmanlı'da Rumeli'ye geçtikten sonra Rumeli'de gazalar başlamış, Rumeli'de ilerleyişi devam ediyor ve neticede muazzam bir coğrafyaya sahip olmakla beraber arkada sadece içeride bir Karamanoğlu'na bakıyor. Karamanoğlu'na ki daha sonra onunla da meselesini görüyor. Arkasında bir tek neresi var? İran var. İran'ı kontrollü götürüyor.
ve hiçbir zaman göz ardı etmiyor. Çünkü aynı ideallere sahip. İkisi de o Şii anlayışı içerisinde cihan hakimiyeti mefkuresine sahip. Biz Sünni anlayış içerisinde cihan hakimiyeti mefkuresine sahip. Dolayısıyla iki kardeş topluluğuz ama kontrollü gidiyoruz ve çok ciddi bir kardeşlik iklimi oluşturuyoruz. Bu yaptırımlarda ne aşamada? Şimdi bu yaptırımlarda işte İran'ı böyle kontrol altına almaya çalışırken Türkiye'ye de 6 aylık yani 180 gün olarak bu ambargodan etkilenmeyecek veya ambargonun kapsamı dışında tutulacak ülkeler sınıfından tutulurken zannetmeyelim ki biz elimiz kolumuz çok serbest, istediğimizi yaparız. Bize de bir şeyler yapacaktır bu Amerika. Ne yapacaktır? Çok açık. İşte bak fotoğrafta bugün yine değerli konuşmacıların hatırlattıkları gibi PKK'nın elebaşıları ile ilgili bizim gönlümüzü hoş edecek kararlar alıyor ama öbür taraftan yerinde görüyoruz ki fotoğrafta kucak kucağalar, beraberler, birbirlerini yere göğe koyamıyorlar. Hastanelerde ziyaretlere varıncaya kadar, kahramanlık destanları, romanları yazabilecek kadar işi ileriye götürüyorlar. Aklımızla alay etme diye son zamanların moda bir kelimesi var ya, işte sanki o pozisyon karşımıza çıkıyor. Yarın bizim karşımıza sen Rusya'dan bu füzeleri alma noktasına gelebilecektir. Bunları biz muhakeme ediyoruz, beyin jimnastiği yapıyoruz. Yarın Hürmüz Boğazı'nda Rusya'nın Amerika'nın Hürmüz Boğazı ile ilgili çok ciddi hesapları var. Çünkü sadece İran'ın değil, Körfez ülkelerinin de ve dolayısıyla dünya ham petrolünün de %30'u Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor. Hürmüz Boğazı'nda işleniyor. Oranın çok ciddi bir şekilde kontrolünde İran önde. Şimdi onu da bağlıyor. Ve devam ediyoruz. Şimdi bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, bir tanesi Suudi Arabistan'da. İki tane prens var, ikisi de Amerika'nın finosu olmuş. Şimdi bunların üzerinden İslam dünyasını bir takım atraksiyonlarla da diz çöktürmeye çalışma. Bir tanesi Salman, işte Kaşıkçı cinayetinin aktörü. Çok Türkiye'nin bu işi çok ciddi ve akıllı bir şekilde götürmeye çaba sarf ettiğini söylemem bundandır. Ve çok başarılı bir şekilde götürüyor. Cumhurbaşkanı da bunu çok başarılı uyguluyor. Uzun zamandır ilk defa bir politikayı böyle götürüyor. İnşallah yani parabol çizmez. Dolayısıyla şimdi İran'la ilgili bu yaptırımlar Avrupa'da tepkiyle karşılansa da dediğim gibi bir şekilde kulağın üzerine yatacak. Yunanistan. Emin abi çok güzel söyledi. Türkiye'de kulağın üzerine yatar mı? Türkiye yatmayacak. Türkiye yatmayacak. Ama Türkiye bunu bir şekilde dediği gibi biz doğalgaz zaten şeyin dışında ama enerjide yılda 2 milyon varil ham petrol ihracı ile güçlenen bir İran'ı güçsüz hale getirirken bizim İran'la komşu olduğumuz için ilişkilerimiz bir de Amerika ile olan ilişkilerdeki yumuşamadan ötürü İran adına daha böyle adımlar atabilme kabiliyetlerimiz var. Bu kabiliyetlerden ötürü biz İran'la sıcak bir iklim oluşturabiliriz. Ama şimdi İran'da çok ciddi, ben Türkiye'de iktidar yanlısı yayını takip ediyorum, yazarlarını. İran'da adeta Amerikan gözlüğüyle bakıyorlar ve İran'da işte dayanamayacağını ve İran'da halk hareketlerinin olabileceğine dair böyle kraldan çok kralcı bir mantık içerisinde düşüncelerini paylaşıyorlar. Haksızlık yapmak istemiyorum ama tabii ki öyle gözüküyor. Fakat şimdi bu yanlış. Ben İran nüfusunu da dikkate almamız lazım. İran'da tabii İran İstatistik Enstitüsü aşağı yukarı 1979'dan bu tarafa, Hümeyni'den bu tarafa 40 senedir İran'ın nüfusunun demografik yapısını bize göstermiyor. Ama biz biliyoruz. Bir de bu bilgilerimizi, şimdi söyleyeceğim bilgileri teyit eden 2014'te İran'ın dönemin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de işte İran kardeş ülke falan filan biraz da gaza gelince o da İran Dışişleri Bakanı da Ali Ekber Salih o gazla İran'daki nüfusun %40'ı Türktür. Dolayısıyla iki ülkenin kardeşlik iklimini gerçekleştirmemesi için hiçbir sebep yoktur gibi söylüyor. Anlıyoruz ki İran'da nüfusun %40, bize göre %50'si ama %40 bile olsa bu Türkmen nüfus.
Türk, Azeri dediğimiz, bunlar kendilerini yalnız biz Azeriyiz, Türkmeniz demezler. Onların hepsi Türk'üz diyorlar. İşte geçen akşam bir televizyon kanalında çok ısrarlı söyledim. Gene izleyenlerle paylaşmak isterim. Lütfen elinizdeki cep telefonlarından, akıllı telefonlardan veya bir şekilde YouTube'a girin, Google'a girin. İran'daki traktör takımına bakın. Her hafta maçlarında ne mutlu Türk'üm diye bağırır seyircisi. Ne mutlu Türk'üm diye. Türkiye, Azerbaycan ve Tebriz sloganları o maçta atılır. Atatürk'e atıfta bulunur. Ve dolayısıyla böylesine Türklüğünü haykıran bir millet. Şimdi böyle bir millet bunlar de, tabii yani ilişki... Ferit Bey'in dediği bir şey var, burada katılıyorum. Emperyalizme karşı İran'da değil, İran'da evet. Zaten büyük bir tek yumruk olma meselesi söz konusu olacak. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, İranlar, İran halkı emperyalizme karşı daha da bilinçli hale gelecektir. Mesela iktidara karşı duranlar bile buradan bir sonuç almaya çalışmayacaklardı. Daha biz 2 sene önce gördük İran'da bir fiyatlardaki artışlardan, enflasyondan dolayı sokağa çıkmalar oldu. Sokağa çıkmalar üzerine İsrail ile Amerika'dan ne açıklamalar geldi? İran halkının yanındayız. Başkaldırılarını destekliyoruz. Ya tam bir provokatif şey. Adeta onlara engelleme işiydi. Yani böyle sokağa çıkma hareketini İsrail ile Amerika destekliyoruz derse İran'da bir karşılık bulabilir mi? Evet. Bulamazdı ve bulamadı. Bu hemencik saman alevi gibi ağırladı gitti. Dolayısıyla karşılık bulamaz. Şimdi de bulamayacaktır. Ama bölgede Amerika'nın pervasız tutumu devam edecek ve bunun neticesinde Suudi Arabistan'da kalmayabilir ama eğer kalırsa o Salman gibi Birleşik Amerika Emirlikleri'ndeki Prens Muhammed gibilerle Amerika kendisine bulacağı yardakçılarla, işbirlikçilerle bölgedeki kurumsal kimliğini daha kalıcı hale getirebilecek adımları atacaktır. İlk dönemde bunları söyledim. Avrupa kulağının gelelim. Üstüne yatar dediniz. Sayın Şirin, yatar mı Avrupa kulağının üzerine? Yani bu baskıya yani boyun eğer mi? Zorunluktan şey yapamaz ya. Eli kolu bağlı olur anlamında söyledim. Konuşmalarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bir kere Amerika'nın yenildiğini, Orta Doğu'dan kovulduğunu vesaire gibi bazı Ferit Bey'in fikirlerini hiçbir şekilde iştirak etmiyorum. Amerika bazı geri adımlar atmakla beraber 2000 senesine nazar 2018'deki duruma baktığımızda Arap Baharı diye yarattığı o katliamlara sebep olan hadiselerle beraber bugün hedefleri açısından hedefi nedir diye bakarsanız hedefi İsrail'in emniyetinin daha rahat etmesi, enerji koridorlarının korunması ve sonuç itibariyle buradan bir maddi menfaat de aynı zamanda elde etmesi söz konusuysa asgari miktarda asker yollamak suretiyle bu hedeflerinde hepsinde daha öne geçmiş vaziyette. Bugün Libya diye bir devlet kalmadı. Mısır'da Sisi'yi koydu. Yani Sisi bugün hiçbir şekilde Amerika'nın söylediklerinin dışına çıkan bir kişi değil. Ürdün zaten kontrolünde. Suriye mahvı perişan oldu. Suriye'de devlet duruyor diyoruz ama İran ve Rusya'nın da desteği olmasaydı yoktu. Hatta bizim başbakanımız bile neredeyse Amerikalılarla beraber Emevi Camii'ne gidip namaz kılacaktı. Bir şey sorabilir miyim burada? Buyurun. Yani, bunları söylerken şunu da göz önüne alıyor muyuz? Bugün Avrupa dolarsız ticareti konuşuyor. Ya da İran'a yönelik anlaşmadan çekilmiyor. Ya da NATO'suz güvenlik konusu. Şimdi burada tek taraflı görmemek lazım. Biz Amerika'yı filan yenecek halde değiliz. Amerika durduğu yerde duruyor. Bizim neslimizde Amerika'nın yok olduğunu görmeyeceğiz. Rusya'nın yok olduğunu da görmeyeceğiz. Kimsenin de yok olduğunu görmüyoruz o büyük devletlerden. Avrupa'da durduğu yerde duruyor. Biz tek taraflı değil, tek tarafı düşman olarak değil, real politika yapmak durumundayız. Herkesin durumunu realist olarak görüp kendi realitelerimize göre hareket etmek durumundayız. Bizim hedefimiz de biz müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Komşularından iyi münasebet içinde olan bir Türkiye istiyoruz. Bu çerçevede rahat etmek istiyoruz. Sınırlarımızda terör devletçileri kurulmasın istiyoruz, değil mi? Bu tek taraflı bir şey alarak, tavır alarak yapılacak bir iş değil. Evet, belki silahlı çatışmaya gireceğiz Amerika'yla. Ne yapacağız? Amerika'yı yenecek miyiz?
Yani Suriye'de toprağında Amerika... Bize inanıyoruz da. Ha, yani evet. Hayal kurmayalım. O zaman o 60 bin kişilik şeyi Güneydoğu Anadolu'ya sürdükleri zaman nerelerden ne... Biz şimdi böyle savaşarak filan Emin abi, bu biraz istismar edilebilir. Ben sizin de öyle bir maksatla söylemediğini düşünüyorum ama tabii ki Vietnam'da nasıl netice aldı? Birinci Körfez Savaşı'nda İran, Amerika süktüm püktüm geriye döndü. Bakın, şimdi geleceğim. Yani onu lütfen biraz açın. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Benim aradığım bu şehadeti, ölümleri filan da kutsallaştırmaktan çok rahatsızım. Ben askerimiz savaşa gittiği zaman tabutu gelsin istemiyorum. Muzaffer gazimiz geri gelsin istiyorum. İnşallah. Ben her dakika savaşa da, bir dakika lafımı bitireyim müsaade ederseniz. Her dakika savaşa girilmesini de istemiyorum. Siz Amerika ile bir savaşa girdiğiniz zaman o savaş sadece şeyden olmaz. Suriye topraklarında olmaz. Vietnam'da olduğu gibi de olmaz. Özal'dan beri dünya piyasalarına entegre olmuş Türkiye'de işte o zaman ekonominin ne hale geldiğini görürüz. Realist olalım. Biz kimseyle savaş etmemize ihtiyaç yok. Ama bir savaş halinde yani ekonomimiz şu hale gelir diye düşünmeyiz ki. O zaman bir özgürlük mücadelesi, hürriyet mücadelemiz vardır. Hürriyet toprağınızı işgal eden mi var? Toprağımızı buyursun etsin öyle bir kabadayız. Yazık be şimdi Allah aşkına size ben iştirak etmediğim konularda sözünüzü kesmedim. Bırakın sözümü bitireyim olur mu? Peki buyurun. Ondan sonra sıranız geldiğinde söylersiniz. Hayır. Ben kimseyle savaş edilmesinin taraftarı değilim. Böyle Amerika'yı da küçük görmenin manası yok. İran'ı da kutsallaştırmanın manası yok. İran'da benim 8 sene bürom vardı. İran'da emperyal bir devlet. Siz de söylediniz. Cihanı kontrol etmek isteyen bir devlet. Yemen'de ne işi var? Filistin'de ne işi var? Suriye'de ne işi var? Bir dakika. İran'ın güneyinde ne işi var? Irak'ın güneyinde ne işi var? İran da rahat duran bir ülke değil. Ben İran-Irak harbi çıktığı zaman Saddam'ın yakınlarından dostluğum olduğunu biliyorum. Oradan İran'dan silah yollanıp Şiileri ayaklandırmak istediği için bu savaşın başladığını da görmek lazım. Ben kimseyi onun için ne küçük görüyorum ne de kutsuyorum. Onun için taraf tutmaması gerektiğini de söylüyorum Türkiye'nin. Türkiye'nin Amerika'yla münasebetleri vardır, durması lazımdır. Velev ki NATO'dan çıkalım diyoruz. Çıkalım. Çıktığımızın ertesi günü Güney Kıbrıs'tan İsrail'i NATO'ya alacaklar. Ne yapacaksınız? Peki. Şimdi bunlara gelindiği eğer zaman... Eğer karşılıklı konuşalım o zaman. Biraz sohbet edelim. Hepsini bitireyim ondan sonra bütün peki. Konuları isterseniz konuşalım. Ben onun için kimseyle ters düşünmesi gerektiği kanaatinde değilim. Ben Rusya'yla da münasebetlerin gelişmemesinden son derece memnunum. Sizin demin işaret ettiğiniz gibi gelişmeler maalesef Amerika'ya fazla yanaşmaya başladığımızı ve Rusya'yla itilafa düşme riskini taşıdığını da gösteriyor. Ben böyle görüyorum bunu ve rahatsızım bundan da. Ben Amerika'yla kötü geçinmemesi gerektiğini düşünürken Amerika'nın bütün deliklerin de yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Amerika sonuç itibariyle Kuzey Suriye'de bir Kürt devletini yaptırıyor, kuruyor. Bu hiç ilk kere iki dört. Hatta Irak'tan daha bağımsıza yakın bir devlet kurduruyor. O kurulan devletin içindeki Arap unsurlar olmasına rağmen Suriye'deki Şam rejiminden ne hale gelebileceklerini veya anlaşıp anlaşmayacaklarını hiç bilemiyoruz. Bunların hepsi doğru. Burada bunların hepsinden iyi geçinmemiz gerektiği muhakkak ama bir taraf tutmamız gerekmiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Burada anlıyorum ama ben şimdi burada çok ciddi çekincelerim var. Bunlarla ilgili. Zaten de Emin Bey bana araya girebilir miyim? Çok evet. Şimdi başlayacak soru olarak konuşmaya araya yapacağız. Sizin yani de bölmemek adına. Bundan sonraki bölüm biraz daha hareketli olacak. Biraz daha hareketli olacağız. Kısa bir ara. Evet, arayı erken bitirmek durumundayız. Neden? Çünkü Eser Görkem Paktürk editörümüz ampute milli futbol takımımızın yanında ampute milli futbol takımımızın oyuncularıyla birlikte yurda dönüyor ampute milli futbol takımımız. Meksika'daki Dünya Kupası'nda ikinci oldular. Bakalım son durumda düşünceler neler? Eser Görkem Paktürk bize anlatsın. Bekleyin biraz da. Ampute milli takımını bekliyoruz. Avrupa şampiyonluğunun ardından bizi tekrar gururlandırdılar.
dünya ikincisi oldular. Son dünya ikincisiyle karşılaşmışlardı Angola'yla. Penaltılara gitti maç, penaltıların sonunda. Ne yazık ki kupa gelmedi ama bizi oldukça gururlandırmışlardı. Şimdi Türk milleti, Türk halkı burada ampute milli takımını bekliyor. Birazdan buradan çıkacaklar ve vatandaşlarla buluşacaklar. Buradaki insanlar büyük bir coşkuyla ampute milli takımını bekliyor. Osman Çakmak, hatırlayacaksınız, demişti ki penaltıyı kaçırdıktan sonra 5 Kasım'da ben mayına basmıştım, ayağımı kaybetmiştim demişti. Yine 5 Kasım'da bir penaltıyı kaçırdım demişti. Türk milleti hakkını helal etsin demişti Osman Çakmak. Birazdan da gelecek buradan kendisi. Biz diyoruz ki ona, Türk milleti hakkını helal etti. Asıl sen hakkını helal et diyoruz. Ulusal Kanal ekranlarından da en başından beri hep takip ediyorduk onları. Bize demişlerdi röportajlarımızda Angola takımının en zorlu rakip olduğunu ifade etmişlerdi. Ve Angola'ya da ne yazık ki kaybettik. Burada kalabalık bekliyor onları. Burada yine TGB'de aynı şekilde Vatan Partisi de milli takımı bekliyor. Bizim bir konuğumuz olacaktı. Şimdi TGB İl Başkanı buradaydı. Onun yanına doğru gidiyoruz. Kalabalık burası. TGB İl Başkanı burada olacaktı. Birazdan onunla konuşacağız. Onu bekliyoruz. Yalnız kendisini tabii kalabalığın içinde de bulamıyoruz şu anda. Arıyoruz ama. Selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Duygularınız neler? Büyük bir gurur yaşattılar bize milli takımımız. Çok büyük gurur yaşattılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Burada olmaktan, onları beklemekten çok büyük onur duyuyorum. Gerçekten dünya sporuna, Türkiye'ye çok büyük, çok anlamlı ders verdiler. Başarılarının devamını diliyorum. Bir mesajınız var mı onlara? İzleyecekler bizde. Mesajım şu. Türk nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın her zaman için tarihe adını yazdırdı. Bizim gazilerimiz kollarını bacaklarını teröre karşı vermiş olabilirler ama bu vatanın evlatları, onların hem kolları hem bacakları hem gözleri, her zaman yanındayız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Dediğim gibi yine başka isimlere de mikrofon uzatalım. Burada bayraklarıyla bekliyorlar. Gidelim, yaşlı bir amcamız var burada. Selamlar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Duygularınız neler? Ampute milli takımımız geliyor. Çok güzel, çok güzel. Var mı bir mesajınız? Helal olsun. Helal olsun dedi onlara. Bir büyük bir kalabalık var. Yine bando ekibi de burada. Milli takımı bekleyenler arasında. Evet, TGB İl Başkanı Barış da yanımızda. Onunla da kısa bir röportaj yapalım. Selamlar, nasılsınız? İyiyiz. Milli takımımızın başarısını öğrendik. Atladık geldik, Türkiye geldikleri öğrendik. Hemen atladık geldik buraya. Onları karşılamaya, bu gurura ortak olmaya geldik. Onlar bizim gururumuz. Gazimiz bizim gururumuz. Şimdi onları burada büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Bir mesajı vardı Osman Çakmak, hakkınızı helal edin demişti. Ona bir cevabınız var. Osman Çakmak'a hakkımız... Vatanı için canını ortaya koyduğunda helal etmiştik biz zaten. Daha da teröristlere karşı savaştığında, gazi olduğunda zaten helal etmiştik hakkımızı. Yine helal olsun diyoruz. Söyleyecek başka bir şey var mı? Şimdilik yok. Coşkuya ortak oluyoruz. Evet, burada büyük bir coşku var. Vatandaşlarımız büyük coşkuyu yaşıyorlar şu anda. Aktaracaklarımız böyle. Milli takımı bekliyoruz biz. Yine bir teyzemiz de burada. Genci, yaşlısı, kadını. Evet, kaçırdık kendisini. Buyurun. Evet. Coşku büyük. Ne diyelim? Milli takımı bekliyoruz. Selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür. Var mı bir duygularınız, nelerdir onlar? Var tabii. Biz Vatan Partisi olarak buradayız. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'yim. Şehit ve Gaziler Büro Başkanıyım. Çok anlamlı, güzel bir gün. Vatan Savaşı veriniz bugünlerde. Böyle bir başarı Türkiye için çok anlamlı bir şeydir. Kaptanımızın alnından öpüyorum. Penaltıyı kaçırdı ama o çok önemli değil bizim için. Onun o söylediği sözler çok anlamlıdır. Türk halkı hakkını helal etsin diyor. Aslında o hakkını bize helal etsin. Çünkü o görevini yapmıştır. Hem bacağını verirken hem de böyle bir anlamlı galibiyet bize gidilmesi açısından çok duygulu, çok güzel bir şey. Onları tebrik ediyorum. Biz de milli takımımızı tebrik ediyoruz diyelim. Aktaracaklarımız böyle. Takımı bekliyoruz şu anda. Büyük coşku böyle diyelim. Söz merkezde.
Keşke biz de o coşkuya ortak olabilseydik, orada olabilseydik. İlk defa herhalde yayın saatinde farklı bir yerde olmak istiyorum. Benim izlerken, yani geçen sene de böyleydi, dünya şampiyonu olduğunda ne zaman izlesek o maçı, o azmi, o hırsı, o kararlılığı gözümüz doluyordu. Biz de bin kere değil milyon kere hakkımız helal olsun. Helal asıl olsun. O bize helal etsin. Şimdi, biz ellerinden, ben ellerinden öperim en azından. Evet. Yaşça da büyük benden. Evet. Yaptıkları işler de çok büyük. Çok sorularımıza geçmeden önce kısa kısa bu konu hakkında sizin de düşünceler. Gülümsemeye başladık çünkü. Konu hakkında bir söyleyelim o zaman. Evet, evet. Ben kısa bu konu mesela hakkında söyleyelim hemen. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani bu tabii milli takımımızı kutluyoruz burada. Büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Çünkü bize bugün arkadaşımızın da belirttiği gibi Amerikan emperyalizmine karşı özellikle bir vatan savaşı içinde olduğumuz bir yerde bu savaş ruhumuzu, Mehmetçik ruhunu, gaziliğin büyük onurunu, şerefini bize yeniden hatırlattıkları için bütün milletimize ve bu coşkuyu bize yaşattıkları için hakikaten çok önemli bir gün. Yani bu herhangi bir futbol karşılaşmasından ibaret değil. Sadece böyle bir şey değil ve Türk milletinin büyüklüğünü gösteriyor bu. Büyük kazanma azmini gösteriyor ve bugünkü mücadelemizde de ne kadar kararlı olduğumuzu ve mutlaka başaracağımızı gösteriyor. O bakımdan İkinci olup özür dilemek hakikaten çok büyük bir olay. Sayın Okumuş. Şimdi ben bir hafta önce bizim vadiden, köyden iki şampiyon çıkarmış bir arkadaşınızın ona şahit oldum. Yeğenlerimiz bir tanesi 87 kiloda dünya şampiyonu oldu, Metehan Başar. Uzunkum köyünden. Dolayısıyla diğeri de Almanya'da dünya kickbox şampiyonasında müthiş bir maç çıkarttı. Müthiş bir maç çıkarttı ve dünya ikincisi oldu ama perişan etti rakibini. Emin olun ki yani hakemlerin çok açık bir şekilde taraf tutmasıyla şey yaptı Selahattin Şahin. Onlar da bu cumhuriyetin coşkusunu yaşamıştık. Onların bir bayrak Atatürk açışları vardı. Yani görmeye değer. Dolayısıyla Necati Başarı, köyün muhtarı, Talip Alaçam'ı, babaları Kemal Başarı ve nihayetinde Aga Selahattin'i hepsini kutluyoruz buradan. Şimdi bunda da göğsümüz kabardı. Ama bu çok enteresan. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, diğer baş dünya şampiyonu olmuş pehlivanlardan, yani Adalı Halillerden falan daha çelimsiz. Zaten kilosunu da 96-97 kilo olarak söylerler, kurtarelim. Atatürk'ün huzuruna gelir diye cihan şampiyonu olunca. Atatürk bakar, der ki ya vücudun da yani öyle etli butlu böyle 140 kilo, 135 kilo falan beklerken şaşırınca nasıl diyor alıyorsun bu maçları, bu şampiyon, nasıl şampiyon oldun? Çok mahcup bir şekilde başını eğer kurtarelim Mehmet ve der ki paşam ben her müsabakaya çıkışta arkamda Türk milletinin olduğunu hissederim ve öyle maça çıkarım, müsabakaya çıkarım. Atatürk çok dolar ve müthiş şekilde duygulanır ve ona hediyelerini verir. Şimdi ampute milli takımındakiler de zaten Türk milletine canlarını verdiler, organlarını verdiler, her şeylerini verdiler. Değerli halkımızın da ifade ettiği gibi kimliklerini ortaya koydular. Onun için ne güzel ya. Bu milletin çok saftirik bazı temsilcileri var ama Türk milletinin sokaktaki insanları çok fedakar, çok karakterli, çok asil. Onun için bu millet bu coğrafyada hep olacak. Onun için bu millet bu coğrafyada olduğu müddetçe de başını dik tutacaktır. Aynen. Sayın Şirin, sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten çok büyük bir fedakarlık. Bir kere ülkeleri için canlarını ortaya koymuş gazilerden bahsediyoruz. Hepsinin alnından değil, ellerinden öpmek lazım. Ben onları alnından öpecek mevkide kendimi görmüyorum. Ancak ellerinden öperek teşekkürlerimi iletmek isterim. Biz de teşekkür ederiz. Orada büyük bir heyecan var. Bizim arkadaşımız Eser Görkem Pak Türk'e de yansımış o anladığım kadarıyla. Onu da tebrik ederim bu yayın için. Yakup Aslan, Ulusal Kanal İran temsilcisi. Yakup Aslan sanırım hazır arkadaşlar. Bizimle birlikte olacak. Hazır mı? Bir ona göre evet. Yakup Aslan hazır. Yakup'a da sormak istiyorum. Hem İran'da nasıl yankılandı,
bu yaptırım. Hem de ulusal kanalın İran temsilcisi uzun yıllar İran'da bir gazeteci olarak Yakup Aslan bu süreci nasıl yorumluyor? Sesi açalım. Savunma sanayi ekonomi ses sorunum var. Bir ses sorunu var, teknik bir sorun var. Arkadaşlarımız düzelsin Yakup. Tekrar sana dönelim. Zaten programımız uzun, süremiz bol bol olacak. Şimdi ampute milli takımına geçmeden önce bir ara vermiştik ama bir sürü... sesim şu an geliyor mu Yakup? Beni duyabiliyor musun öncelikle? Alıyorum. Evet, duyuyorum. Sorumunu alalım. Sesin daha iyi geliyor bize. İran 1950 yıllarla yıllarda bu ambargo ile karşılaştı. 1979 İran İslam devriminden sonra da artan ve azalan ölçülerde İran ambargo olarak maruz kalan bir ülke. Hem İran devlet yönetimi hem de İran halkı, sokaktaki vatandaş ambargo ile yaşamayı bir şekilde öğrenmiş. Ve mevcut yeni ambargolar ki Ağustos ayında ilk dalgası açıklandı. Kasım ayının itibariyle de yani yaklaşık 2 gün önce de ikinci dalga yaptırımlar başladı. Sokağa baktığımız zaman pek değişen bir şey görünmüyor ama yönetimde ciddi bir ekonomik anlamda kaygı olduğunu söyleyebiliriz ama bu kaygıyla beraber bir özgüven de söz konusu. Çünkü İran'ın bu ikinci dalga İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarında bildiğiniz üzere ana omurgu olarak petrol ve petrol ürünleri, petrol kimya endüstrisi bu şekilde endüstrisi hedef alınmıştı. Ve İran'ın petrol satışını sıfıra indirme yönünde bir açıklaması vardı. Eli epey yüksekten açtı Amerikan Başkanı Trump ve ambargo ile birlikte sıfırlayacağız dedi İran'ın petrol satışını. İranlılar dediğim gibi kaygıyla beraber bir de özgüven içerisinde. Çünkü küresel petrol piyasalarının İran petrolü olmadan uzun sürede, uzun vadede dayanamayacağından eminler. Bu konuyla ilgili görüş aldığım neredeyse tüm kişiler resmi rakamlarla, OPEC verileriyle bunun bir bilimsel gerçek olduğunu ortaya koyuyorlar. Tabii Trump'ın kararı nasıl algılanıyor? Amerikan yönetiminin 8 ülkeyi muaf tutması nasıl algılanıyor, nasıl yorumlanıyor? Bunu da değinmek lazım olsan. Amerikan yönetiminin almış olduğu bu 8 ülke için, içinde Türkiye'nin de olduğu 8 ülke için muafiyet kararı öncelikli olarak Amerika'nın petrol alımını, İran'dan petrol alımını sıfırlayamayacağı için böyle bir yola gittiğini ve ambargolar başlamadan başarısızlığa uğradığı yönünde bir yorum var. Tabii Amerikan yönetimi kademeli bir azaltma durumunun olmasını istiyor. Çünkü İran yönetiminin, Tahran yönetiminin beklentisi petrol fiyatlarındaki çok fahiş bir artış bekliyorlar. Ambargodan kaynaklı. Eğer İran'da petrol alınmazsa petrol piyasalarında bir sarsıntı bekliyorlar. Bu yerine gelmemesi için, bunun olmaması için Amerikan yönetiminin temkinli yaklaştığı yönünde Trump'ın bir açıklaması oldu. Petrol piyasaları çok fazla etkilenmesin diye yavaş yavaş azaltacağız şeklinde bir açıklama oldu ama ne kadar yavaş da yapsa bu petrol alımı yönündeki ambargoyu uygulasa, ne kadar yavaş da uygulasa tamamen sıfırlanması gibi durum beklenmiyor. Maksimum şu anda günlük petrol üretimi ambargo öncesi 2,5 milyon varile kadar çıkıyordu günlük. 2 milyon 700 bin varile kadar çıkıyordu. Ama ortalaması, yıllık ortalaması 1 milyon 902 milyon günlük olarak baktığımız zaman. Bu rakam 1 milyon 500'e düşmüş durumda günlük üretim. 1 milyonun altına düşmeyeceği düşünülüyor, öngörülüyor. Tabii eldeki verilerle bu öngörülüyor. Çünkü ambargo kararı devam etse bile Çin, Hindistan, Türkiye gibi İran'ın daim müşterileri, petrol müşterileri bu anlamda petrol alımını azaltmayacağını ya da bu ambargo kararına
uymayacağını söylemişlerdi. Tabii bu ne derece direnilebilir, ne derece uygulanabilir bunu bekleyerek görmek gerekiyor. Ama en azından bu ülkeler, yani Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi sayılan Çin, petrol alımına devam edeceğiz dedi. Yine en kalabalık nüfuslardan birine sahip olan Hindistan, ki endüstri alanda da oldukça ileri bir ülke, bölgenin aslında ileri ülkelerinden biri. Burası da petrol alımına devam edeceğiz dedi. Türkiye'de İran'ın adeta batıya açılan kapısı bu petrol alımına devam edeceğini söyledi. Bunun siyasi etkileri de oldukça fazla. İranlılar şu yorumu da yapıyor. Amerika Türkiye'ye, Çin'e diş geçiremediği için, söz geçiremediği için ambargo kararımı deldiler demek yerine benim uyguladığım muafiyetten yararlanıyorlar yorumunu yapmayı tercih ettiği için bu muafiyet kararını aldı. Çünkü çok sıkı diplomasi trafiği söz konusu oldu bu söz konusu ülkelerle petrol alımının azaltılması yönünde, ama istenilen seviyeye gelmedi ya da istenilen yola girmedi bu ülkeler. Amerika'nın istediği pozisyonu almadılar İran karşısında. Bu şekilde yorumlandığını özetle söyleyebiliriz. Ancak şunu da söyleyelim, İran'ın B planının da olduğuna dair çok ciddi bilgiler var. Ki 2012 öncesinde de zaten İran'da ciddi bir ambargo durumu söz konusuydu. 2012'ye kadar devam etmişti bu petrol satışına yönelik ambargolar vardı. Bununla birlikte ciddi ekonomik ambargolar da vardı ki bir kısmı değil tamamı, Amerika tarafından uygulananların tamamı tekrar geri geldi. Özellikle bankacılık ve Merkez Bankası'nı 50 bankayla beraber bir ambargo listesine aldı. Ambargo uygulamaya başladı Amerika. Bu yaptırımlara dahil ettiler ama İran'ın B planı tabii özellikle petrol satışı üzerine açık denizlerde başka ülke bandralı petrol tankerlerinden satış yapmak. Bunun yanı sıra yine kaçak yollarda, yani uluslararası hukukun dışına çıkmadan Amerika'ya göre kaçak yollarla, bunu da altını çizelim, petrolü dışarıya çıkarmak. Bunun ön adımlarını da atmaya başladı. İçeride bir petrol borsası var. Bu hafta petrol satışı iç borsada yapıldı. Özel şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarmak ve açıklayamayacakları bazı planların olduğunu da biliyoruz. Ki Cumhurbaşkanı Ruhani de bunu ifade etti. Böyle bir ambargo kararı alındı. Ama biz bu ambargoyu delmeye kararlıyız şeklinde bir ifade kullandı diye ilk etapta özetleyebiliriz Oğuzhan. Uzun yıllar Tahran'dasın, yıllardır Tahran'dasın. Yorumların bu anlamda önemli. B planına dair bilgiler var ve işaretler de var dedin. İşaretleri de bize vermiş oldun. Teşekkürler, ağzına sağlık. Stüdyoya dönecek olursak son olarak Emin Şirin konuşma yaptı ve bazı sorular, hatta birçok soru diyeyim. Ben not aldım hepsini. Amerika yenilmez mi? İran emperyal devlet mi? Avrupa boyun eğer mi? Sayın Okumuş'un dediği gibi. Batı Avrupa neden hedefte? Türkiye taraf tutmamalı mı? Sayın İlsever, bu soruların hepsi sizi bekliyor. Daha sonra da Nazif Okumuş'u. Buyurun. Birkaç şey ilave edeyim. Çünkü buyurun, ilaveyi de alalım sonra, ondan sonra. Söylemediğim konularda cevap verme zahmetine katlanmasınlar. Buyurun. Amerika yenilir mi yenilmez mi gibi münakaşalardan evvel biz harp etmememiz gerektiğini söylüyorum. Buradaki konuşmalardan biz Kuzey Irak'a, Suriye'ye gireceğiz, icap ederse filan gibi şeyler var. Benim anlatmaya çalıştığım, siz Kuzey Suriye'deki Kürt oluşumunu halletmek istiyorsanız, bunu merkezi hükümetle anlaşarak, diğer onların ortaklarından anlaşarak, orada belirli baskıları yaparak, merkezi hükümetin etrafında bir sistem kurmak suretiyle halletme cihetine gidebilirsiniz. O toprak bizim toprağımız değil, Suriye'nin toprağı sonuç itibariyle. Onların bu özel kantonal sistemi kabul etmeyip merkezi bir hükümet kurmalarını temin etmek lazım. Bunun çaresi bizim orayı işgal etmiş olan Amerika'yla harp etmek mi? Ben harbi sevmiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Biz efendim elimize kılıç alalım, gidelim oraları işgal edelim falan. İcap edilirse pek tabii askeri operasyonlar yapılıyor. Hükümet de son 8 aydır, belki bir senedir daha etken bir politikaya girdi. Ondan evvel senelerdir gayet edilgen bir politikanın içindeydi. Biz Fırat Kalkanı'nı yapmasaydık, biz eğer Afrin'de belirli operasyonları yapmasaydık, biz bugün masada da değildik. Bunlar kesin. Ama aradığım, ben Amerika'yla Amerika'nın emperyal olduğunu söyledim. Ben milletvekili olarak Irak 1 Mart tezkeresinde
en ön planda hayır diyenlerden bir tanesiyim. Bu konuda mücadeleyi vermiş, ücretini, bedelini de ödemiş bir insanım. Belki herkesten fazla. Ferit Bey de o sıkıntılardan geçti, her gerek onda vesairede. Bunları beraber ödedik. Biz çok boyutlu politikalarla sıcak savaşlara girmeden işimizi halledecek sistemi bulmamız lazım. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Amerikan taraftarı filan da kimse zannetmesin beni kızıyor. Yok öyle kesinlikle öyle bir söylemimiz olduysa en azından benim. Öyle bir intiba ben vermiş olabilirim. Sayın İlsever buyurun. Evet, şimdi bir kere dünya çapında ve bölgede stratejik planda bir netleşelim. Buradan şunu kastediyorum. Ya bizim Amerikan düşmanlığımız, bilmem ne düşmanlığımız falan, mesele bu düşmanlık mı falan meselesi değil. Ya da biz ille de Amerika ile savaşalım falan. Yok böyle bir şey. Ne olsun böyle? Ne böyle bir savaştan yana olur? Şimdi bunlar doğru değil. Bir kere dünya çapında şurada bir netleşelim. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Amerikan emperyalizmi, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek efendisi ben olacağım diye çıktı ortaya meydana, tamam mı? Bir, Pasifik'te Çin'i kuşatma siyaseti. İki, Batı Asya'da bölgemizde burayı parçalama siyaseti. Emin Bey az önce haritasını da gösterdi. Condoleezza Rice'in yaptığı 24 ülkenin sınırlarını, haritasını vesaire değiştireceğiz şeklinde çıktı. Bu iddiayla 90'lı yıllar hepimiz biliyoruz. Uzatmayalım bunu. 2000'li yıllar. Bu 2000'li yıllar, daha sonraki yıllar bu devam etti ve hala da bu heves devam ediyor. Yani şimdi burada bir bütün dünya çapında, bütün dünyanın baş belası olan, tamam mı? Yani yayılmak, genişlemek, sömürmek, daha fazla sömürmek, o mafya gladio sistemiyle kurduğu sistemle karına kar katmak, doları bilmem ne yapmak falan filan, tamam mı? Bu esası bu ve yani bütün dünyanın başına bela ve dolayısıyla bir kere dünya çapında bu belaya karşı tabii tepkiler de var ve hatta tam tersini bu 90'lı ve 2000'li yıllardaki bu gelişmeye karşı bir seçenek Asya merkezli oluşmaya başladı ve giderek de gelişiyor ve dünyanın geleceğini de aslında bu merkez belirliyor artık söyleyeyim. Çin Halk Cumhuriyeti, işte Rusya, diğer Asya ülkeleri, Hindistan ve şimdi Batı Asya'ya kadar uzanan, bölgemize kadar uzanan bir Asya, Batı Asya ülkelerinin birliği. Hatta buna Avrupa ülkeleri de dahil oluyor. Çünkü hepimizin ortak şeyi dediğim gibi rahatsız eden, bölmeye çalışan, kuşatmaya çalışan, her türlü kötülüğü yapan Amerikan emperyalizmi. Dünya bunun farkına varıyor ve giderek de bir Avrasya cephesine doğru bir hızlı bir ilerleme, dünya bu tabloyu yaşıyor. Bir defa her şeyi bu tablo içinde değerlendireceğiz. Bu doğru mu yanlış mı? Burada bir netleşelim. Bir defa olay bu. Yani Emin Bey, İran'da emperyalist, Amerika'da emperyalist, biz taraf tutmayız bilmem ne falan, ya bu olacak şey değil. Ya İran, bırakalım emperyalist falan olma, ülke olmasını, alakası yok tabii ama Amerika'nın yıllardır baş düşmanı halinde burada yıkmaya, çökertmeye çalıştığı, teslim almaya çalıştığı bir ülke ve Amerikan emperyalizmine karşı da aslanlar gibi direniyor. Tamam mı? Olay bu, işin gerçeği bu. Burada şimdi, anlaşmamaya anlaşalım. Tabii yani Ferit Bey olabilir. Dünya görüşünü paylaşmıyor. Paylaşmıyor, biliyorum ben onu. Ama bir defa doğruyu bulalım. Yani benim derdim o. Bizim yani aynı görüşte olmamız şart değil. Burada tartışmaya geldik zaten. Ama doğru olan bu. Şimdi tam tersine bölge ülkeleri bir ittifak kuruyor. İşte Astana Anlaşması, evet. Daha önce buyurun bir şey mi? Şöyle diyelim mi? Bölge ülkeleri ittifak kuruyor. Burada kalmıştık. Çünkü Ampute Milli Futbol takımımız şu an açıklama yapıyor. O açıklamaya dönelim. Çok güzel tabii ki. Evet, kampanya sözlerimizi kendine getiremedik. Niye diyorum? Türk'ün hakkını helal etsin. Çok üzüldük. Ama inşallah bir daha sefer edeceğiz. Karşılama için neler söylersiniz? Yani bu kadar beklemiyorduk. Görünüş çok büyük oldu. Şu anda gönlünün içime tutuyoruz. Yani. Çok teşekkür ederim. Bir de kucak alıyorsunuz. Vallahi kötü olmak mümkün değil. Biz ikinci olduğumuzda çok üzülüyorduk. Yalnız bu coşkuyu gördükten sonra üzülmek mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun. Gecenin dördünde beşinde bizi maçlarda yalnız bırakmayıp dua eden vatandaşlarımız bizi burada da yalnız bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Kupa hepsine gelsin inşallah. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, merhabalar, nasılsınız? Duygularınız neler? Neden bu millet için şampiyon olmak
yapmak istediğimizi bir kez daha anlamışsınızdır inşallah. Hani biz giydiğimiz formada haklı olan o kadar insanımız var ki, izlediğimiz maçları bir yana bırakıp buraya bizi ikinci olduğumuz halde desteklemeye gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz gönüllerin şampiyonusunuz. Teşekkür. Teknik direktörümüzün ya. Evet. Kupa da burada. Kupa burada şu anda. İkincilik kupası şu anda. İkincilik kupasını getirdiler. Evet. Sağ olun. Çok gururluyuz. Haklarını helal etsinler. Başka bir şey söyleyemiyorum şu an. Çok teşekkür ederim. Evet, Osman Çakmak geldi buraya. Osman kaptanım. Osman kaptanı alıyoruz buraya. Kaptanım nasılsınız? Duygularınız ne? İşte bu Türk halkı için her şey değer. Mücadeleye devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, dünya üçüncülüğünden sonra dünya ikinciliği, final oynadık. Biz inançlı bir ülkeyiz. Olmadı. Tek kale top oynadık 70 dakika boyunca, olmadı. İnşallah 2022 hedefimiz diyoruz. Kaptanım, milletin dili olayım. Hakkınızı helal edin. Biz onlardan helallik istiyoruz. Çünkü bizim üzerimizdeki forma Türk halkın forması. Teşekkür ederiz diyelim. Evet, kupa töreni devam ediyor şu anda. Kupayı kaldıracak millilerimiz. İşte kupa, ikincilik kupası şu anda yükseliyor. Büyük bir coşku var burada. Kadro, futbolcular hepsi büyük bir coşku içinde. Çünkü burada milletin coşkusu onlara da yansımış durumda. Az önce Osman Çakmak'ı dinlediniz. Ampute milli takımının kaptanı. Talihsiz bir an yaşamıştı Osman Çakmak. Penaltıyı kaçırmıştı. Teknik direktörümüz az önce konuşmuştu. Biraz arkada durmayı seviyor kendisi. Teknik direktörümüz de şu anda. Biz de onlara müsaade edeceğiz. Biraz arkaya doğru geliyoruz. Kupa töreni yapılacak. Teşekkürler. Biraz daha geri hazır. Bir adım daha geri hazır. Kaybolma. Süleyman abi sen bir adım daha geri hazır. Yayını izlerken konuşuyorduk. Bu yayını milli takımımızdaki, amilli takımımızdaki bazı oyuncuların da izlemesi lazım diye Sayın Şirin'in futbol bir teklifi vardı. Ben de ver. İsmini de Arda'nın, Burak'ın ve Arda Turan, Burak Yılmaz. O ekibin izlemesi lazım. İzlemesi kesinlikle lazım. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Öncelikle özür dileyelim, aslında özür dilemek yerinde mi? Bu yayını vermek zorundaydık o heyecanı ortak olmak için. Bunun için sık sık bölmek durumunda kaldık ama artık yayın havalimanından en azından bitti. Stüdyodan kesmeden devam edelim hiç. Sayın İnsever, sizin sözünüzü kesmek zorunda kalmıştık son olarak. Buyurun. O arkadaşlar zaten bizim ruh halimizi, bütün milletin şeyini yansıtıyorlar. Mücadele azmini ve ruh halini yansıtıyorlar. Onun için normal yani ara vermemiz. Az konuşalım, onların başarısını kutlayalım tekrar. Şimdi şunla başlamıştım, bir cümleyle özetleyeyim. Evet, dünyanın özgürlüğü, bütün insanlığın geleceği hepsi Amerikan emperyalizminin, bütün dünyadaki bu hakimiyet şeyinin, egemenlik ve dünya hakim olma iddiasının tamamen bitirilmesinden geçiyor. Bir defa burada bütün hepimizin, bölge ülkeleri, Asya dahil, Afrika'sı dahil, Latin Amerika'sı dahil, hepsinin özgürlüğü, bütün insanlığın şeyi buradan geçiyor. Çünkü demin söylediğim gibi hala adam dünyanın efendisi olacağım şeyiyle, iddiasıyla devam ediyor. Hı. Bütün aldığı yenilgiler ve geri adımlara rağmen. Şimdi o yenilgi konusunu biraz açalım. Emin Bey ona karşı çıktı. Şöyle, çok basit örnek. 90'lı yıllarda Irak'ın işgaliyle başladı. Irak saldırısıyla başladı. 2000'li yıllarda tekrar Irak'a işgal girişimi falan. Yani Irak'ı kendi şeyinde, kontrolünde bir ülke haline getirecek. Bugün nedir Irak? Irak bugün İran'la ve bölge ülkeleriyle beraber dik durmaya çalışan ve duran aynı zamanda esaslı bir ülke.
İran'ı teslim almaya çalıştı. Defalarca kuşatmalar, saldırılar, bilmem oradan buradan dolaylı şeyler falan filan. Tam tersine ilk bölümde konuştuğumuz gibi daha güçlü bir İran karşısına çıkıyor. Daha birleşmiş ve güçlü bir İran. Türkiye'yi bölmeye çalıştı. 80'li yıllardan beri bunu yaşıyoruz. Defalarca içimizde etnik ve dinsel şeyleri körükleyerek, işte PKK'sı, FETÖ'sü, cartı, curtu bilmem ne oldu? Özellikle 2015'ten sonra perişan oldu. Nazif Bey'in söylediği o geçmişteki hatalar, yanlışlara tamamen katılıyorum. Hepimiz yaşadık onları. O projeye alet olan, o Büyük Orta Doğu projesine alet olan eş başkanım diyen iktidarları falan hepsini yaşadık burada. Ama 2015'ten sonra Türkiye bir devrim dönemine girdi. Değişti Türkiye'nin hali. Yani şimdi orada şunu söyleyeyim ben. Tabii bu yenilgilerine Suriye'yi de katalım. Çok çok önemli. Suriye'yi mahvup perişan etti diyor Emin Bey. Perişan etti. Suriye dimdik ayağa kalktı ve yeni baştan Esad yönetiminde Suriye'yi birleştiriyor. Ve Amerika'nın Suriye'yi bölmek için kullandığı bütün aletlerin hepsini birer birer süpürüyor ve alanını genişletiyor. Şimdi son nihai özgürlük şeyine noktasına doğru ilerliyor. Hep beraber ilerliyoruz onunla beraber. Şimdi bakın, yenildi derken işte bunu kastediyorum. Bu iddiaların hepsinde arka arkaya peş peşe yenilgiler aldı. Tabii burada şeyi bitmiş değil. Yani iddiası bilmem nesi falan bitmiştir ama bir defa onu görelim. Yani 1990'lardan sonra ben asimetrik savaşla bütün dünyayı teslim alacağım. Vekalet, piyon savaşlarıyla bilmem ne falan şeyini kaybetti. Nasıl oldu bu? İşte 2015 Varşova NATO toplantısı önemli bir dönüm noktası. Orada masaya yatırıldı. Artık terörle mücadele falan olayı bundan sonra biraz hikaye safsata. Rusya baş düşman. Ukrayna'da bir darbe girişimi değil mi? Rusya'yı Karadeniz'i ve Akdeniz'e çıkarması önünü kesmek için bir darbe girişimi. Arkasından Rusya'nın Kiev cevabı ve daha da önemlisi Suriye'ye gelip Suriye'nin talebiyle ve isteğiyle Suriye'ye verdiği aynı zamanda askeri destek. Sadece siyasi destek değil, aynı zamanda askeri destek. Ne oldu abi? Rusya'yı kuşatma bilmem ne siyasetinde kaybetti. En son geldiler. İşte James Mattis'in bu yılın başında, Ocak ayında, Aralık ayında, 2017'nin sonunda ilan ettiği nedir? Terörle mücadele olayı bitmiştir artık. Onun yerine Rusya ve Çin rakibimizdir. Bunlarla hesaplaşacağız şey değil mi? Bu da cevabını özellikle Çin Komünist Partisi'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkanlığında, önderliğinde toplanan bir Dünya Parti'de diyalog toplantısıyla aldı mı? Aldı. Yani bütün dünyanın 200 ülkenin 122 partisinin bir araya geldiği ve Amerikan emperyalizmine karşı bütün bu Asya, bilmem Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle beraber ve bütün dünya ülkeleri ve partilerle beraber bir cevap veriyoruz. Cevabını aldı mı? Daha da önemlisi, yani daha önemlisi derken bizim açımızdan daha önemlisi, bölgede bir Astana mutabakatıyla Türkiye, Rusya, İran cevabını aldı mı? Ama tabii en önemlisi de şu, yenilgi derken, arkadaş o Büyük Orta Doğu Projesi haritasının esası neydi? Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi parçalayacak bir sözüm ona Kürdistan, ikinci bir İsrail'i yaratmak. Ne oldu bu ikinci İsrail projesi? İşte Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu, yani tabii bölge ülkelerinin hepsinin ortak mücadelesi, Irak'ın verdiği mücadele buna karşı, Suriye'nin verdiği mücadele ama yanı sıra bizim özellikle demin söylediğim 2015'ten sonra o güne kadar ki Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı şeylerin hepsinin bir tarafa atılarak Türkiye'nin bir devrim dönemine girmesi dolayısıyla Fırat Kalkanı Operasyonu, arkasından Zeytin Dalı Operasyonu, Amerika'nın ikinci İsrail Projesi büyük bir darbe aldı. Yani ne yapacaktı? Irak'ın kuzeyinde bir şey kuruyorum, bir Kürdistan kuruyorum. Bunu Suriye'nin kuzeyinde de kuracağım ve bunu ben Akdeniz'e açacağım. Zaten Akdeniz'e açılmasa böyle bir Kürdistan bilmem ne gerçekleşmesi zaten mümkün değil. Bunun önünü Türk Silahlı Kuvvetleri kesti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları. Tabii aynı zamanda bölge ülkelerinde desteğiyle, onu da söyleyelim, kesti. Burada da müthiş bir yenilgi. İşte bütün bunların arkasından geliyor o demin söylediğim Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yeni savunma stratejisi dediği Rusya ve Çin rakiptir. Artık terörle mücadele dönemi kapanmıştır şeyleri, palavraları, açıklamaları. Şimdi işte bu siyasetin gereği olarak ne yapıyor? Esas olarak şöyle söyleyeyim ben. Çin'in bir süredir bütün dünyanın önüne koyduğu, o partiler diyaloğunda da bütün dünyanın yine önüne koyduğu bir İpek Yolu projesi var. Yani ne bu?
ta Çin Halk Cumhuriyeti'nden başlayan ve Avrupa'ya kadar uzanan bütün Amerikan şeyini, hakimiyetini bölgedeki özellikle ekonomik planda sonlandıran ve bütün bölge ülkelerinin işbirliğiyle kazan kazan ilkesi, ortak yatırımlar, ortak bir proje olarak getirildi, dünyanın önüne kondu. Tamam mı? Şimdi bütün rahatsızlığının temelinde, en alt temelinde bu yatıyor. Bunun önünü nasıl keserim? Bizim burada konuştuğumuz İran'a ambargo, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'den tehditler, ondan sonra Fırat Kalkanı üzerinden işte gelirsen savaşırım tehditleri, şunlar bunların hepsinin esası bu. Yani şu en temeldeki o Türkiye'nin de İran'ın da vesaire bütün bölge ülkelerinin dahil olacağı İpek Yolu'nun önünü kesmek ve burada Ege'ye ve oradan Karadeniz'e ve şeye, Avrupa'ya kadar uzanacak olan bu yolun, bu hattın önünü kesmek. Bunun da bir alt şeyi olarak, uygulaması olarak Türkiye ve İran'ı bu Astana mutabakatını bozmak, Rusya ile ilişkilerini, ortaklığı bozmak ve aynı zamanda tabii bunu dağıttığın zaman o İpek Yolu projesinde büyük bir darbe indirmiş oluyorsun. Bütün tezgah bundan ibaret. Bunu ne yapıyor, nasıl yapıyor? İşte Doğu Akdeniz'e yanına almış şeyi, İsrail ile beraber, işte Yunanistan'ı da katmış oraya, onlarla beraber Türkiye tehditler savuruyor, tatbikatlar, şunlar bunlar. Ondan sonra Fırat'ın doğusuna gelirsen şöyle olur, böyle olur tehditleri. Şimdi son öne çıkan şey de İran'a karşı bir ambargoyla bilmem şey yapma cevabı. Yenildi dediğim olay benim esas olarak bu Oğuz Bey. Yani burada aldığı peş peşe yenilgilerden sonra şimdi ilk bölümde konuştuğumuz gibi o son Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla da ortaya gelen ben şimdi arkadaş silahlı gücümle dünyaya tekrar kafa tutuyorum şeyidir. Ve o da cevabını burada birincisi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kararlı duruşuyla almıştır. Oradaki nükleer tehdit çekti gitti, bıraktı gitti. Şimdi İran'a aynı tehditleri savuruyor ve yine birinci bölümde konuştuğumuz gibi yapayalnız kaldı arkadaş burada. İşin gerçeği bu. Bunları görelim. Bunları görmezsek olmaz. Ve Türkiye bu yenilgileri görelim. Türkiye burada kilit ülke. En önemli ülke. Onu söyleyeyim ben. Yani İran'ı şöyle kuşatıyor. Bunu, Irak'a şunu, Suriye bunu yapıyor falan filan ama çünkü Türkiye tarihiyle, büyük birikimiyle, büyük İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet birikimiyle bütün bu bölgemizde en önemli ülke, en büyük ülke, açık söyleyeyim. Rusya'dan bile daha önemli bir ülke. Açık söyleyelim bunu. Her şeyimizde. Ve bu konuda Ankara'nın tutumunda bir geri adım. Evet, onu söyleyeceğim ben. Onu söyleyeceğim. Şimdi bakın, burada şurada da netleşelim. Benim 2015'le beraber girdiğimiz, devrimci bir döneme girdik dediğimiz olay, olayım ben, hükümet şöyle yaptı da böyle yaptı da bundan oldu falan filan meselesi değil. Türkiye, bakın Türkiye devletiyle, milletiyle bu bir maddi temel, tamam mı? Tarihi olarak bizim tarihimiz hep böyle 150 yıllık devrimci mücadele tarihimiz. O ilerlemeler olur. Ondan sonra işte Jön Türkler, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, geri çekilmeler olur. İstiklal Savaşımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve şimdi bugün o Menderes'lerden beri yaşadığımız o küçük Amerika sürecinde ki onun içinde de inişler çıkışlar vardır ama tayin edici kesin bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. O küçük Amerika denen Amerikan emperyalizmine bağımlılık sürecinin sona erdiği ve ereceği sona erecek olan bir noktadayız. Öyle bir noktadayız. Onu iyi anlayalım. Yani Nazif Bey'in söylediği gibi acaba siyasi irade ne yapar? Arkadaş derdimiz burada bu hükümet bunları yaptığı için buraya girdik değil. Hayır, onların da temelinde bir nesnel Türkiye'nin gerçeği var. Milleti, ordusu, silahlı kuvvetleri, bütün devlet gücüyle falan veren bir bilincimiz var. Bir tarihten gelen bir büyük özelliğimiz var. Ayağa kalkan bu. En önemlisi bu, biliyor musunuz? Hiç kimse bunun karşısında duramaz. O siyasi irade şayet bilmem yan çizecek olursa bilmem ne yapacak, defolup gidecek. Zaten ayrıca onu da söylüyoruz Oğuz Bey. Yani bu kafayla, bunların bu kafasıyla, orada Emin Bey'e katılıyorum. Bu yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve daha sonraki Fırat'ın doğusuna doğru yöneldiğimiz operasyonlar hepsini Suriye'yle beraber yapacağız ya. Bu ülkelerin toprak bütünlüğü ki bunlar söyleniyor da iktidar tarafından o amaçla ve hepimizin tekrar yeniden güçlü bir Irak, yeniden güçlü bir Suriye, yeniden güçlü bir İran devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti falan ve bütün bunlar arasında devletler ve milletler arasında bir işbirliği, bir eşgüdüm, bir Batı Asya Konfederasyonu'na doğru ilerleyen bir birlik ama hepsinin tabii bağımsızlığı, millet olma, devlet olma özelliklerini koruyarak. Şimdi biz burada attığımız adımlarla Türkiye özellikle 2015'ten sonra hem Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için ya kaldı mı arkadaş? FETÖ'sü, PKK'sı, bilmem nesi, şusu, busu hepsi temizleniyor.
Yani yeterli bulmuyoruz, onu da söyleyelim. Eleştiriyoruz da eksik bulduğumuz tarafları ama gidişat bu. Bunu değiştiremezsiniz. Bunu daha iyi yapacak iktidar Türkiye'de, milli hükümet geliyor. O daha iyisini gerçekleştirecek. Bölge ülkelerle daha güçlü bir birliğe doğru gideceğiz. Ve sadece şeyde Suriye'nin kuzeyinde değil, evet o Fırat'ın doğusunda onu Fırat Nehri'ne gömeceğiz arkadaş. Onun buradaki bölgedeki hakimiyeti, evet. Bölge ülkeleriyle beraber. Anlatabiliyor muyum? Şeyimiz budur. Sayın Okumuş. Evet, Vatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydi değil mi? Merkez Karar Kurulu üyesi. Evet. Anlaşıldı. Manifestoyu böylece öğrenmiş olduk. Sizin manifestonuzu şimdi da alalım o halde. Sayın Okumuş. Şimdi tabii ki İran ambargo meselesinden yola çıktık ve Amerika'nın fonksiyonlarını konuşur hale geldik. Türkiye'nin de bu bölgede yaptırım gücünün ne olabileceğine dair bir takım beyin jimnastikleri yapıyoruz. Şimdi anlaşılan o ki kabaca Türkiye Amerika ile hem müttefik hem de hasım. O çıkıyor ortaya. Bir taraftan müttefikiz, bir taraftan hasımız. Şimdi bölgemize baktığımız zaman Amerika'nın buradaki icraatlarına bakalım. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren icraatlarına. Şimdi biz çuval hadiseleri yaşadık. Biz Türkiye'de birçok operasyonlara şahit olduk, yaşadık. Amerika'da eski Dışişleri Bakanlarının, eski hükümetlerde bulunmuş, yönetimlerde yer almış, çok önemli fonksiyonları ifa etmiş savunma bakanlarının, başkan yardımcılarının fiilen içinde yer aldığı bir CFR kuruluşu var. Çok ciddi ülkelerle ilgili hazırlıklar yapar, görüşleri ortaya koyar. Bu görüşleri daha sonra yönetimde paylaşırlar ve yönetimde üç aşağı beş yukarı değil, hemen hemen tıpatıp aynısına yakın o kuruluşun çıkarmış olduğu yol haritasına göre bir politik anlayışı hayata geçirmeye çalışır. Türkiye ile ilgili son çeyrek yüzyılı aşan süreçte ne ortaya koymuşlarsa hiç şaşmadılar. Türkiye'nin ılımlı İslam adına nasıl avucun içerisine alınabileceğini ve Türkiye'nin bölgede Amerikan tezlerinin savunucusu haline hangi fonksiyonlarla gelebileceği, bunun için hangi kimliklerin, hangi siyasi irade sahiplerinin elde edilebileceği, yumuşak bir kullanılabilir bir aktör olabileceğine dair her şeyi ortaya koydular ve Türkiye işlendi. Bunun için Türkiye'de de tabii yerli işbirlikçiler bulundu, TESEV'ler falan böyle raporlar hazırlattı. Onlar da bu taraftan hazırladılar. Ve işte siyasetin akıl hocalarıyla bunlara destek sağladılar. Türkiye'deki siyasetin akıl hocalarıyla Amerika'daki siyasetin akıl hocaları bir eylem birliği içerisinde oldular. Bunlar işte böyle biz son 15 senede Kürt raporları, Ermeni sorunları, Kıbrıs sorunları, Yunanistan, Kıbrıs, Irak vesaire ne varsa hep böyle rapor gibi önümüze çıkarıldı. Ondan sonra ülkede Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiler dahil olmak üzere bunların hayata geçirilmesi için böyle çok güzel şeyler olacak lafları ile milleti illüzyon politikasıyla uyutmaya, yandaşlar da baskı altında tutup iğdiş etmeye başladılar. Şimdi yani bunun da merak etmeyin, bu akşam belki konuşmayacağız ama andımız da andımız tartışmaları da bu etnik ırkçılık tuzağıyla milleti kandırmanın bir uzantısıdır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ne oldu? Yeni anayasa talepleri geldi. Bölgesel mali ve idari yetkiler geldi. Özerki taleplerine kadar geldi. Sonra ne oldu? Türkiye 2012'lerde, 2013'lerden barış adı altında açılım politikaları içerisinde İmralı dedik. Bir bebek katiline İmralı diye anmaya başladı. Bir sayın diyeceklerdi neredeyse. Sayın da diyenler çok oldu tabii. Oldular. Tabii tabii. Ondan sonra işte o tiyatroları, o iğrenç görüntüleri aldık. Ta Oslo'larda devlet mekanizması içerisinde yer almış insanların nasıl örgütle pazarlık yaptığını, bugün Amerika'nın dümenden başına ödül koyduğu insanlarla onlar adına nasıl konuştuklarına şahit oldu. Acı şeyler, hepsi bir film şeridi gibi gözümüz önünde canlanıyor bunlar. Dolmabahçe'de oturduğumuz tabii oraya kadar gelindi. Tabii uzayıp giden talepler ve neticede
En önemlisi tabii bu işlerin en önemli parçası bu taleplerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonlar ve o silahlı kuvvetlere yönelik operasyonlarda bugün burada yer alan konuşmacıların da bir şekilde kirletilmeye çalışılarak bir şekilde iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir bile hak etmedikleri, hiç haberdar bile olmadıkları düzmecelerle nasıl sahneden bertaraf edilmeye çalıştıklarına dair senaryolar falan. Bir kimlik yok edilişi, bir hafıza yok edilişi ve siyaseten hedefe varmak için her şeyi mübah kılışlandı. Bak bugün bir tane üçkağıtçı her şeyi yapmış. Biz merhamet duyuyoruz ona. Kedi gibi üzülmüş, tamam mı? Zaten öyleydi. Biz merhamet duyuyoruz. Ama Türkiye'nin anasını ağlattılar. Bir genelkurmay başkanı aklında, yani o Ferhat Sarıkaya'yı kastediyorum, tamam mı? Biz vicdanlı insanlarız. Böyle içimizden merhamet geçiyor. Ama Türkiye'nin anasını ağlatan düzmece raporlarla bir genelkurmay başkanını içeriye atmakla kalmayıp onunla beraber bizim Metehan'dan bu tarafa en önemli kuruluşun müessesimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını bile bozmanın önünü açan bir zalim. Bir zalim. Zalim. Onlarla beraber her türlü zalimliği, alçaklığı yapan bir abidik gubidik cephesi. Ya şimdi bütün bunlarla mücadele ediyorsun. Sorosçular, TESEV'ciler, uluslararası sermaye ile doğrudan bağlantılı oluşumlar her fırsatta peydahlanıyorlar ve bunlar ne istiyorlar? Bunlar güçsüz bir Türkiye, uydu bir Türkiye, emperyalizme boyun eğmiş bir Türkiye istiyorlar. Bunlar ne istiyorlar? İslam dünyasında iliştirilmiş bir Türkiye'yi örnek göstererek Türkiye'nin arkasına taktığımız bir işbirlikçi anlayış istiyor. Onun için bugünlerde, biliyorum reklam geldi de bizde dilimiz şişti yavrum. Yani buraya geldik, koşu koşa geliyoruz. Şimdi biraz, evet reklam önemli evet, bizim için. Bu son aramız galiba şimdi, değil mi arkadaşlar? Şimdi, dolayısıyla ne yapıyor Amerika? Şu günlerde ne yapıyor bölgede? Ne yapıyor? Hiçbir şey yetmediği gibi Arap NATO'su oluşturmaya çalışma şeydir ama bana göre oluşturamayacaktı. Peki. Amerika'dan sonra yapalım. Amerika bugünlerde ne yapıyor? Tam da yükseltmişken tansiyonu tutalım, kısa bir ara verelim. Vallahi Ulusal Kanal izleyicisi size kızar, bana değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Ekrana konuşuyor. Evet, son bölümle, programımızın son bölümüyle artık karşınızdayız. Sayın Okumuş, sözünüzü kesmiştim. Bir ek yaparak size tekrar konuşma hakkını vereyim. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Bu perdelemek içinse YPG ve PYD'yi yakında ortaya çıkar diyor. İhtiyatla karşılıyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez diyor. İran yaptırımlarına ilişkin de konuşmuş. Amerika şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz. İşte tebrik ederim. Yani, ben de tebrik ediyorum. Şimdi, yani inşallah tutarlar. İşte bunun arkasında dururlar da karanlıkta mazlumla, aydınlıkta zalimle beraber olmazlar. Amin. Dolayısıyla bizim de istediğimiz buydu. Yani Türkiye, bakın bu kanalda da ben aşağı yukarı 3-4 senedir fırsat buldukça konu gündemde olmasa bile lafı oraya getiriyorum, söylüyorum. İnsanlarda bir duyarlılık oluşsun diye veyahut da insanların duyarlılığı bir mesaj olarak idare edenlere ulaşsın diye söylüyorum. Ne diyordum? Kıbrıs diyordum. Ne diyordum? Ege diyordum, adalar diyordum. Bunu benim gibi birçok arkadaşımız da diyordu. Ama kulak vermiyorlardı. Kulaklarını tıkıyorlardı. Duymazdan geliyorlardı. Şimdi ilk defa nihayet 3-4 gün önce bir krovözörün denize indirme töreninde Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda da bir Yunanistan'a Ege'de haklarımızı falan hatırlatarak bir şeyler yaptı. Dilerim Allah'tan devamı gelir. Çünkü o kadar çok kayıplarımız var ki, o kadar çok biz Ege'de İzleyenlerimizle paylaşmak isterim. Bunlar böyle tali meseleler gibi oluyor, gündemden kalkıyor. Biz bu göç meselesinden ötürü NATO bir karar almıştı. Ege'de Türkiye'ye de yardımcı olma ve göçü mümkün olduğu kadar engelleme adına
NATO kuvvetlerinin Ege'de seyri seferi alanları çoğaltılmıştı. Bir görev verildi böyle. Görev süresi bitti, NATO hala Ege'de duruyor. Peki bize rahatsızlık veriyor mu? Veriyor tabii. Hem de nasıl veriyor? Hem de nasıl? Yunanistan göz göre göre Türkiye'ye ait adalarda cirit atıyor, onlara destek veriyor. Onlarla beraber bu NATO, onun için benim biz Amerika ile hem müttefikiz hem de hasım sözüm bundan kaynaklanıyor. NATO'nun en önemli gücü kim? Amerika. Dolayısıyla oradan geriye çekilmiyor ve Yunanistan şımartıldıkça şımartılıyor. Tıpkı bak sözün başında ne dedi? İran ambargosunda Yunanistan da muafiyet tanınan ülkelerden bir tanesi. Yani açık bir şekilde koruma zırhına büründürülmeye çalışılarak öne çıkartılan bir ülke konumunda. Onun için biz burada dikkatli olalım. Biz YPG meselesinde de hep böyle söylüyorduk. Hep böyle söylüyorduk. Şimdi PKK, YPG hamlesi bir anlamda Amerika'nın desteğiyle bölgede başarılı olmuş gibi gözüktü. Ama Türkiye'nin kararlı duruşuyla, Fırat Kalkanı öncesindeki operasyonlarımızla beraber o hep geri adım attırmaya, yeni bir oyun kurmaya, zorlamaya yönelik olduk. Bunlarda da elhamdülillah muvaffak olduk. Bize şehitler açısından çok ciddi bir faturası oldu tabii ki ama ne olursa olsun, ne olursa olsun devlet bu kararlılık da olur. Yani devletin varlığı adına, bak sokaktaki anne babalar da diyor, vatan sağ olsun diyorlar. Daha gerisinde biz de canımızı verebiliriz diyorlar. Bu millet idarecisine inandığı zaman ruhundaki imanın gereği olan haykırmasını bu kadar net bir şekilde yansıtır. Ama yeter ki inansın, istismar edilmesin. Bu İmralılarda, Haburlarda, Oslolarda, Dolmabahçelerde istismar edilen bu milletin inancı, değerleri, milli hakimiyeti, mefkûresi, cumhuriyetin değerleri, Mustafa Kemal Atatürk bu devleti kurarken iman ve ahlak üzerine kurdu bu devleti. Ama ona bugün ahlaksızca iftiralarla çok farklı şeyler söylemeye çalışanlar var. Türkiye'nin bazı siyasetçileri meydanlarda çıkıyor, dikili bir ağaçlarım var diyor. Yok tabii diyor, yok. Dikili ağaçları yok. Ama onların bu ülkeye coğrafya kazandırmaları var, Kıbrıs'ı kazandırmaları var, Hatay'ı kazandırmaları var, bu ülkenin kendisini kazandırmaları var, bu ülkeye sanayi kazandıkları sanayi kuruluşları var. Bakın her şey var, her şey var. Onlar kendilerine çalışmadı. Onlar kendilerine çalışmadı. Onun için burada Allah hepsinden razı olsun. Bu ülkeye karınca kararınca hizmet eden edepli insanların hepsinden Allah razı olsun. Böyle diyeceğiz. Şimdi İbrahim Kalın'ı da bu açıdan önemsiyorum. Dilerim Allah'tan bu mantık içerisinde, yani düne kadar seyirci kaldığımız, yani Lozan'a göre, pardon Misak-ı Milli'ye göre, Türkiye'nin aşağıda, yani haritamıza göre aşağıda anlamında kullanıyorum, güneyde, sınır taşlarından birini oluşturan, manevi sınır taşımız olan Süleyman Şah Türbesi'ni bir gece içerisinde sırtlayıp getiren zihniyet, onu geriye yerine, göstere göstere koyduğu gün bizim oradaki ideallerimizin tekrar hayata geçmeye başladığına daha yürekten inanacağım. İnanmıyor değilim. Daha yürekten inanacağım. Hepimiz böyle inanacağız. Bu Türk milletine borçlarıdır, borçları. Bu borcu ödemelidirler. Bunu ödemedikleri takdirde bu milletin elleri yakalarındadır. Şimdi gelelim. Orada bu oyun kurmak zorundayız. Bakın Akdeniz'de şu anda çok ciddi bir oluşumla Türkiye'ye karşı Amerika'nın da desteğiyle ne yapıyorlar? Enerji arayışı içerisindeler. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya ama bölgenin dışında yapıyoruz. Bölgeye doğru gitmemiz lazım bu bölgeye doğru. Ben önümüzdeki günlerde o tarafa doğru gidilebileceğini düşünüyorum. Ve ben önümüzdeki dönemde Türk dış politikasının daha milli kimliğe dönüşeceğini, bu son Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Angola'da gördüğümüz Helenvari zihniyetten, salaklıktan kurtulacağını, böyle bu iktidarın gözlerinin önünde yaşanabilen böyle aymazlıkların yok edilerek gerçek karakterli, kimlikli insanlarla oluşabileceğini düşünüyorum. Biz laf olsun diye Merve Kavakçıları büyükelçi yapmayalım. Laf olsun diye bu Helenleri büyükelçi yapmayalım. Kimseyi kandırmayalım. 5 paralık siyaset geçer. Ama yüreğimizdeki iman, bu coğrafyada Türk milletinin bir ferdi olarak taşıdığımız sorumluluk bizim daha
karakterli, tecrübeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu bilen zihniyete ve emeğe sahip insanlardan mürekkep bir bürokratik yapımında hassasiyet göstermemiz gerekir. Bunları gösterirsek sonucunu alacağız. Dolayısıyla İran konusunda da Osmanlı-Safavi münasebetlerini bileceğiz. İki ülkenin bu coğrafyada nasıl aslında gizliden gizliye bir mücadele içinde olduğunu unutmayacağız. Ama hedefimizi kardeşlik ikliminde götüreceğiz. Biz yurtta sulh, cihanda sulhu boşuna söylemedi Atatürk. Biz burada Türk milletinin içindeki demokrati ve çağdaş anlamdaki refleksi yansıttı. Türk milletinin insanlık aleminde, milletler camiasında hangi anlayışta yer alabileceğini gösterdi. Çok mükemmel bir gösterişti ama fırsat ve sırası geldiği zaman da tavır koymasını bilen bir devlet. Onun için biz Çin'le de bugün anlaşmalarımızı yapacağız. Tabii. Çin'le de bu İpek Yolu projesinde beraber olacağız ama Doğu Türkistan'da yaşananları göz ardı etmeyeceğiz. Doğu Türkistan'da toplama kampları var ve o toplama kamplarında bizim soydaşlarımız, milletimizin evlatları sıkıntı yaşıyorlarsa bunu Çin'le demokratik yollarla konuşacağız. Bunları anlatacağız. Buna kulak tıkamayacağız. Buna sırtımızı dönmeyeceğiz. Ve uygar dünyada önce soydaşımızla beraber gideceğiz. Ayet de bunu gösteriyor. İnancımız bu. Her gün, her cuma hutbede ifade buyuruyor. Akrabalarını gözetici. Akrabalarımız kimler? Soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz. Ondan sonra akrabalarımız kimler? 20 milyon kilometrekarelik coğrafyanın içerisinde bir şekilde hayatı birlikte soladığımız, geçmişten bu tarafa tarihi sorumlulukla taşıdıklarımız. Onun için hepsini gözeteceğiz. Eyvallah. Sayın Şirin, İbrahim Kalın'ın açıklamaları üzerinden gitmek istiyorum. Nasıl buldunuz açıklamayı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok isabetli buldum. İnşallah tutarlar. Yani bu edilgen politikayı 2000'lerin başı, 2002'den beri, iktidara geldiklerinden beri izledikleri edilgen politika herhalde ne kadar bizi sıkıntıya soktuğunu idrak ettikten sonra böyle bir daha etken bir hale geldiler. Bunun örneklerini gördük. Fırat Kalkanı'nda gördük. Zeytin Dalı Operasyonu'nda gördük. Afrin'de gördük. Bunlar çok müspet şeyler. Amerika bizi oyalıyor. Suriye'de doğru. Bu çerçevede Fırat'ın doğusunla ilgili verdikleri bu beyanlar inşallah ciddidir. İnşallah Amerika'yla Zarrab'dan başlayan, Bronson'dan devam eden, bugün Halk Bankası'ndan tekrar devam eden, yeni açılması konuşulan Amerika'daki davaların bir pazarlık unsuru olmamasını temenni ediyorum. Ben Suriye konusu açılmışken bir şeyi de buradan hatırlatmak istiyorum. Biz dışarıdaki bütün bu problemleri konuşurken Suriye'nin içeride yarattığı problemleri de unutmamamız lazım. 30 milyar dolarlardan filan bahsediliyor sarf edilen paradan. Ne edildiyse edildi. Ben o tarafını bir tarafa bırakalım ama içeride hakikaten 4 milyona yakın Suriyeli varsa Kilis'te, Hatay'da nüfusun %50'sinden fazlasını teşkil eder hale geldilerse bunu ciddiyetle bir önümüze koymamız lazım. Şimdi Suriye'ye bugün baktığımızda Deir ez-Zor civarındaki ufak bir bölge ve Afrin haricinde benim gördüğüm kadarıyla silahlar sustu. Ülkelerin imar edilmesi lazım. Ülkelerin insan gücüne de ihtiyacı var. Biz yavaş yavaş bu misafir ettiğimiz, memnuniyetle de sıkıntıları dolayısıyla misafir ettiğimiz Suriyelileri artık geriye dönmeye, teşvik etmeye başlamamız ve bunun zeminini artık hazırlamaya başlamamız lazım. Ben arada bir programları izliyorum. Geçen günde Ahu Özyurt'un programında bir profesörün, Gaziantep Üniversitesi'nden bir profesörün konuşmasını dinledim. Bu Suriyeliler artık buranın asli unsuru olmuş gibi konuşuyorlar. Pek tabii bir miktarı kalacaktır. Bunu anlayışla karşılamak söz konusu olabilir. Ancak bu 4 milyon, bu belki bir 100 bin, 200 bin vesaire olursa bu makul olabilir de Türkiye'nin sıkıntılarını dikkate aldığınızda, bunların eğitimi için harcadığımız parayı Türklerden esirgediğimizi dikkate aldığımızda pek tabii ki bu savaş madem artık bitiyor, silahlar artık neredeyse sustu, bizim bu misafirlerimizi
geriye dönmeye, teşvik etmeye başlamamız ve bunun temini için de Şam'la özellikle görüşmeleri yapıp merkezi hükümetle çıkarılacak bazı af kanunları vesaire varsa bunlara da müzayere olmalarını temin etmemiz lazım. Biz dışarıyı çok konuşuyoruz da içeriği az konuşuyoruz. Astana'da aslında bu anlamda atılan adımlar da var gibi. Ben adım adım konuşmuyorum. Şimdi ben artık somut bir şey görmek istiyorum. Artık hayata geçirilsin. Yani 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. 8 sene oldu. 30 milyar dolardan bahsediliyor. 4 milyon insandan bahsediliyor. Bunlar kalan kalabilir bir miktar. Misafir ettik. Harcadığımız paralar da helal olsun. Ama dönme vakti geldi. Dönme vakti. Yani bir de beni çok rahatsız eden bir şey var. Siz keyifle bayramla hediyelerinizi alıp gidiyorsunuz. Demek ki yaşanıyor orada. Arkasından buraya dönüyorsunuz. Sonra Fırat Kalkanı'nda, Zeytindalı operasyonda benim Mehmetçiklerim şehit oluyor. Böyle saçma sapan iş olmaz. Ya taşın altına parmaklarını koyacaklar ya da yavaş yavaş bu misafirliği bitirecek tedbirleri almamız lazım. Almanya bu noktada bir adım attı. Bayramda gidenleri madem gidebiliyorsunuz makul olur. Mülteci değilsiniz diye tekrar ayrıca, mülteci almadılar. Bir şey söyleyeyim. İltica kanununda, mültecilik kanununda bu Cenevre Anlaşması, 1951 Cenevre Anlaşması'na göre mesela Almanya'ya giden ve iltica hakkı tanınan kişi hangi ülkeye karşı bu iltica hakkını almışsa Almanya'da bir pasaport veriyorlar. Serbest dolaşım vesikası veriyorlar. Pasaport gibi. Bir tek o çıktığı ülkede geçerli değil. Diyor ki ben sana iltica hakkını kendi ülkende can ve mal emniyetin olmadığı için veriyorum. Sen o ülkeye gider isen bırak onu o ülkenin konsoloshanesine ayağına atar isen ben bu iltica hakkını iptal ederim diyor. Mültecilerin hepsi iltica istemiş durumda değiller. Türkiye'ye gelenler. Bunların bir kısmına akıl almaz imkanlar da tanıdık. Biliyorsunuz belki anekdot gibi olacak ama bunların bilinmesi lazım. Gürcistan'da 2 sene oturanlara, 1 sene oturanlara vatandaş. araba getirip bırak vatandaş olmadan Türkiye'ye araba getirip 2 sene kullanma hakkı veriliyor. Hadi yetmedi. Bunu Suriyelilere de verdik. Suriyeliler şimdi gidiyorlar arabalarından Türkiye'ye geliyorlar. Vergisiz araba kullanabilir. Bu geçici ise olur. Ama 8 sene uzun bir zaman. Bu misafir kardeşlerimizin madem İdlib ve Deir ez-Zor civarındaki ateşli hadiseler haricinde, Vurkır hadisesi haricinde ateş kesilmiştir, silahlar susmuştur. Kendi ülkelerinin tekrar abad edilmesi ve inşası için yavaş yavaş geriye dönmelerini teşvik etmemiz gerekiyor. Misafirliğin kısası makbul. Bakın devamlı deminden beri dışarıyı konuştuk. Bizim içeride problemlerimiz, meselelerimiz var. Evet. Allah'a çok şükür son zamanlarda içerideki PKK'ya karşı çok ciddi tedbirler alındı, neticeler alındı. Yine bu işgal edilen, Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımız konuşulur hale geldi. İyi güzel de 4 milyon Suriyeli var. Bunlar misafirse uzun misafirlik pek keyifli olmuyor. Eğer sulh geliyorsa ülkelerine yavaş yavaş dönmeleri lazım. Sayın İlsever size de İbrahim Kalın'ı sormak istiyorum son olarak. Nasıl buldunuz açıklamayı? Evet ben de katılıyorum, destekliyorum. Yani beklediğimiz bir açıklama, böyle olması gerekir. Doğru bir tahlile dayanıyor ve kararlı bir duruşu ifade ediyor. Ben de arkadaşlara katılıyorum ve aynen bu kararlılıkta devam etmesini bekliyoruz, diliyoruz. Ama şunu da ilave etmek istiyorum. Böyle olmaya mecburuz Türkiye olarak. Yani bunlar yapmayacak olursa bile ben size söyleyeyim yapacaklar gelecek buraya. Türkiye'nin çünkü girdiği mevzi budur, rota budur. Onun için bunun gerektirdiği hükümete sahip olacağız. Niçin böyledir Oğuz Bey? Niçin Türkiye'nin girdiği mevzi budur? Çok net konuşalım. Bütün burada konuştuklarımızı ben şöyle toparlamak istiyorum. Biz işte içeride PKK'yla, FETÖ'yle, IŞİD'le mücadele et. Yok orada Amerika'nın 2. İsrail planını bozmak için yürüttüğümüz operasyonlar. Şimdi Fırat Kalkanı falan. Bunlar daha çok terörle mücadele adı altında yapılan operasyonlar. Ve en son işte program başında da belirttiniz. Suriye sınırında Amerika'yla
PKK-YPG şeyinin, kuvvetlerinin birlikte operasyonları. Adam parayla destekliyor. Şimdi Fırat'ın doğusunda terör örgütü olmaktan da çıkarttın diyor. Artık ordulaştırıyoruz diyor PKK-YPG'yi. Tamam mı? Yani böyle bir Türk, bunlar hepsi Türkiye'ye yönelmiş olan tehditler. Tehdit değil. Tehdidin ötesinde. Bir de dönelim içimize, o dolarla oynamalar, krizi ateşleyecek bir takım uygulamalar vesaire vesaire devam edin. Bunun adını koyalım. Amerikan emperyalizminin burada ifade ettiğimiz, konuştuğumuz dünya hegemonyası, hakimiyeti ve bu bölgede ve Türkiye'de hakimiyet projesine karşı isyan halindeyiz. İsyan etmiş vaziyetteyiz. Amerikan emperyalizmiyle adeta bir savaş halindeyiz. Savaş deyince tabii herkes silahlı mücadele bilmem. Ama günümüzün savaşları zaten böyle oluyor. Bu şekilde oluyor. Bu aşamada diyorum. Yarın öbür gün neyle karşılaşacağımızı ayrıca konuşuruz o şeyleri de. Adeta bir savaş halindeyiz. Ve biz bugün evet Türkiye'de 2. İstiklal Savaşı diyoruz. Vatan Savaşı diyoruz. Böyle bir mücadelenin içindeyiz. Şimdi bütün mesele bu savaş sözcüğünün özellikle altını çizmek istiyorum. Şundan dolayı savaş böyle bir adım, iki adım ileri, bir adım geri, ondan sonra sürüklenerek, ite kaka ilerleyerek bilmem neyle yapılacak şey değil. Savaş kararlı, net duruş, net politikalar ve kararlılık isteyen bir şey en başta. Dolayısıyla buradan geliyoruz, arkadaşlar özetlediler. Hem bu hükümetin geçmiş tutumları, ondan sonra hadi ondan vazgeçtik, bıraktık onları tarihe. Onlar tarih onların hesabını soracak ama şimdiki olumlu davranışlar ve İbrahim Kalın'ın da son burada özetlediğiniz çıkışı, net ve doğru tavırlar. Destekliyoruz, evet daha kararlı duruş bekliyoruz ama biz Vatan Partisi olarak şunu da altını çiziyoruz. Arkadaş, bu Ege'de, çok kısa girdik burada, yönelen tehdide, Doğu Akdeniz'den yönelen tehdide münhasır ekonomik bölgeyle cevap vermezsen, buna bir kararlı bir duruş sergilemezsen ve Türkiye'nin Ege hakimiyetini, Mavi Vatan hakimiyetini ifade etmezsen o kararlı duruş olmaz. İstediğin kadar bunun sözünü et. Ege, Akdeniz şöyle böyle falan. Hamasetten öteye gitmez. Gitmez. Yani bu, affedersiniz, evet. Bu Doğu Ege'yi ve Ege'yi ve Doğu Akdeniz'i ayrı bir programda hakikaten yapmak lazım. Geniş, çok önemli. Bilerek o konunun üzerinden devam etmiyorum. Çünkü ayrı bir program. Tabii. Çok önemli. Ben de bir cümleyle geçtim zaten. Evet. İkincisi, yani güncel olduğu için bunları başlıklar halinde. Andımız 29 Ekim'deyiz. Geliyoruz, onun karşısına çıkıyorsun sen. Andımız İslamiyet'e sığmaz, bilmem yakışmaz, bilmem netmez falan. Arkadaş, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 3-4 tane sembolinden bir tanesi ya. Ne, nasıl söyleyeyim ben size? İstiklali tam demişiz. Söyle abi, evet abi, istiklali tam demişiz. Mustafa Kemal Atatürk demişiz. Cumhuriyet devrimleri demişiz. Bunların bir tanesi de andımız. İstiklal Marşı demişiz. Türk bayrağı demişiz. Bizim sembollerimiz bunlar. Bir tanesi de bunlardan andımız. Yani millet olmamızın, emperyalizme karşı mücadeleyle millet olmamızın sembolü, sembol şeyi. Sen bunu alıyorsun, yok İslamiyet'e sığmaz, bu açtığı tartışmaya bak. Bu kafayla olmaz, onu söylüyorum. Andımıza en çok ihtiyaç olduğumuz bir dönemde. İşte gazilerimiz geliyor, andımızla başlıyorlar, onunla bitiriyorlar. Başka bir şey olmaz bu Vatan Savaşı'nda. Dönelim, gelelim, bu ümmet tartışması. Ne oluyor ya Allah aşkına? Şimdi Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti demiş Atatürk. Ondan sonra millet olmuşuz ve bugün millet olmanın daha üst düzeylerde şeyine ulaşıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Türküyle, Kürdüyle ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle birlik halinde sen getiriyorsun, ümmet tartışması açıyorsun burada şimdi. Bu yapılacak şey mi bunlar ya? Bunlar vahim yanlışlar. Vahim yanlışlar ve en sonunda geliyoruz, Nazif Bey'in söylediği o Amerikan emperyalizminin işte radikal İslam tehdididir. Ondan sonra buna karşı ılımlı İslam'ı geliştirelim. İslam'la uğraşmak, ondan sonra milleti, Orta Doğu'yu, Batı Asya'yı, Türkiye'yi İslam'ın çeşitli mezhepleri, din, bin bilmem ne şeylerinde bölmek, etnik şeyinde bölmek şeyine hizmet ediyorsun bu kafayla. Yani bu bunlarla olmaz. Ve tabii en sonunda da geliyoruz bir Batı Asya Birliği. Yani bu Vatan Savaşı'nda hem kendi ülkemizin birliği, yani aynı zamanda bütün Batı Asya ülkelerinin birliği şart. Sen hala Suriye ile uğraşıyorsun, hala Suriye'nin şeyini kabul etmiyorsun. Evet, Emevi Camii'nde bilmem ne demişim ve o kafa, tabii o kafa çok değişti. Değişmek zorunda. Yani şöyle değişmek zorunda. O benim söylediğim nesnel devrimci gelişme, bu Vatan Savaşı ihtiyacımız ve
zorluyor bütün nesnel koşullar bunlar. Sen buna adım adım böyle sürüklene sürüklene uyarak olmaz bu savaş, kazanılmaz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada net tavır. Net tavır net şu. Tavır yani bu hükümetle olmaz arkadaş. Onu söylemek istiyorum. Bu kafayla ve bu ya, hükümetle olmaz. Evet. Bir milli hükümete ulaşacağız burada. Yani kesinlikle. Evet. Bir milli hükümete kavuşacağız. Türkiye'nin bütün milleti, bütün siyasi güçleri birleştiren Amerikan emperyalizmine karşı net duruş, vatan savaşını önderlik edecek kararlı bir Türkiye hükümeti, bir milli hükümet. Tabii içeride de aynı zamanda bütün milleti birleştirecek. Evet, o etnik ve dinsel ayrım şeylerine karşı daha kararlı bir tavır sergileyecek bir milli hükümet. Geçtiğimiz koşullar bu. Vatan savaşı, İstiklal Savaşı ise bu zorunlu olan şey. Artık son 15 dakikaya girdik. Başka bir konuya yönelmek istiyorum son 15 dakikada. Ama bu konular da 3 saat ister. Bu konular da 3 saat ister. Şöyle yapmak istiyorum. 5'er dakika ulusal kanalın TürkSat'la ilgili süreci, daha doğrusu süre aldık 16 Kasım'a kadar. Bir bölümünü ödedik. Bir imece yapıyoruz. Buna ilişkin kısa kısa konuşmalar almak istiyorum sizden. Sayın Okumuş'la başlayalım. Sayın Şirin ve Sayın İlsever son olarak söylesin. Şöyle bir soruyla ben size bırakayım konuşmayı. Ulusal kanal neden önemli? Şimdi tabii ki önce medya önemli. Çünkü medya dördüncü kuvvet. Yasama, yürütme, yargı ve medya. Ama bunu söylersen Tayyip Bey kızıyor. Tabii buna kızanlar var. Onun için de medyayı iliştirilmiş medya haline getirdiler. Bunu başardılar. Türkiye'de önce medyayı ayakta tutacak kanalları kendilerine döndürdüler. Sonra öbür taraflara yani çok sessizliğe yol açabilecek kanallara reklam vermesini, onlarla bir şekilde münasebette bulunmasının önünü kapadılar. Sonra alanı daha daralttılar. Dağıtımı engellediler. Bir takım yayın mekanizmalarını engellediler falan filan. Şimdi neticede Türkiye'de maalesef çok seslilik ciddi bir şekilde başlangıçta yara aldı, sonra tahrip oldu. Arkasından da bugün Türkiye'de özellikle yazılı medyanın %85'i, görsel medyanın da yine keza ondan geride kalmayacak şekilde %78-79'u iktidar yanlısı, iktidar bakışıyla yayınlarını sürdürür hale geldi. Şimdi eğer demokrasi diyorsak, eğer çok seslilik diyorsak, eğer yurttaşlık bilincine sahip bir toplum anlayışı içerisinde fikir hürriyeti çerçevesinde insanların eylemsel güçlerinden yola çıkarak onların hissiyatına tercüman olabilmenin sorumluluğunu taşıyorsak, bunu dini inançlarımıza baktığımız zaman Fırat kenarında kaybolan kuzu mesuliyeti esprisiyle Hazreti Ömer'e ait bir devlet anlayışıdır, bakıştır ki iktidarın da zaman zaman referans olarak çok önemli hatırlattığı bir ifadedir. Dolayısıyla oradan baktığımız zaman Fırat kenarında kaybolan kuzunun mesuliyetini bile ağır bir devlet sorumluluğu, devlet adamı sorumlu olarak alan irade, bir sokaktaki yurttaşının hissiyatını, onun hayata bakışını haydi haydi almak zorundadır. Şimdi bu kadar laftan sonra gelelim. Türkiye'de yayıncılık kolay olmuyor. Ben birçok gazetenin yayın müdürlüklerini, muhabirliklerini, haber müdürlüklerini, yazı işleri müdürlüklerini ve genel yayın müdürlüklerini yaptım. Geçmişte Tercüman'da, Günaydın'da genel yayın müdürlükleri, Orta Doğu Gazetesi'nde genel yayın müdürlükleri yaptım. Birçok haftalık gazetenin kurucusu oldum. Fikir mecmualarında yazdım. Fıkra yazarlığı yaptım ve hala fıkra yazarlığı yapmaya devam ediyorum. Gerçi şu sırada suya yazıyoruz. Yazacak yerimiz kalmadı. Bunun da acısını bilen bir insanım. Şimdi ben siyaseten uzağım ama Vatan Partisi'nin içerisinde özellikle referandumlarda falan aynı hissiyatı sahip olduğumuzu gördüğüm ülke meselesinde, cumhuriyet meselesinde ve özellikle siyasal iktidarın durduğu yere konumlanmada çok aynı hissiyatı sahip olduğum birçok insanlar gördüm. Siyaseten beraber olmadığım Vatan Partisi'nin Türk siyasetinde böyle kıymetli insanları da barındırdığını müşahede ettim.
Şimdi ideolojik hareketler en azından birbirini murakabe eder ve birbirini murakabe ederken de yönetenlere bir pusula görevi ifade eder. Şimdi burası da böyle ideolojik bir bakışın ve siyasal bir aktivitenin önemli adreslerinden bir tanesi. Bak, bizim gibi insanlar bile burada düşüncelerini bir şekilde özgürce paylaşıyorlar. Özgür bir mekan, ortam. Buraların ayakta durması önemli. Burayı ayakta tutan ne? Sokakta başı çıplak, başı kabak, ayağı çıplak insanlar. Yani emekçiler. Yani ülkeyle ilgili her şeye rağmen hassasiyet taşıyan insanlar. Onca derdine, sıkıntısına, ekonomik ve sosyal sıkıntılarına rağmen ülke sıkıntısını daha büyük dert olarak bilerek yüreğinde ne olacak bizim halimize cevap arayan sessiz kitleler. Şimdi bu kitlelerin hissiyatına tercüman olabilecek bir yayınla ülkeye bir çoban ateşi önce yakmak, ondan sonra o çoban ateşini de mümkünse ısıtacak bir mekanizma haline döndürmek önemli. Dolayısıyla dilerim Allah'tan başarılı olursunuz. Kolay bir şey değil. Ama zaten fedakarlık yapan insanlara böyle bir süreçte ikinci bir hamleyi tavsiye etmek çok zordur. Ama ben bunu sözlü olarak bizler dahil yapmamıza gerek olmadan onların zaten bunu düşündüklerine yürekten inanıyorum ve bu sonucu dilerim Allah'tan belirlediğiniz tarihe kadar alır ve sorumluluklarınızı yerine getirirken arkanızdaki bu sessiz emekçilerin varlığını hiçbir unutmadan hedefe yürümeyi sürdürürsünüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık Sayın Şirin. Bu ulusal kanalın neden yaşaması gerektiğinin en bariz örnekte, en somut örneklerinden biri bugün sizin burada yaptığınız bu program. Hakikaten medyanın bugün Türkiye'deki sıkışmışlığı dikkate alındığında sadece Vatan Partisi mensupları için değil, çok değişik fikirdeki insanların bile gayet hür bir ifade özgürlüğü bulabildikleri bir platformdan bahsediyoruz. Ulusal kanal son derece önemli. Burayı sadece bir partinin platformu olarak görmemek lazım. Nazif Bey kardeşimiz de zaten bunu bahsetti. Bu platformun yaşaması lazım. Yaşatılması da lazım. Kendi başına maalesef ulusal kanal yandaş bir kanal olmadığı için iktidarın nimetlerinden faydalanan bir kanal değil. İnsanlar bir yerde ne kadar sıkıntı, ekonomik sıkıntı içinde olurlarsa olsunlar, sonuç itibariyle konuştuğumuz konu bir ekmeğin alınması diye ellerinden, bir belki Coca-Cola'nın alınması, sokaktaki bir mısır ekstra yedikleri leblebinin alınmasından veya yani pazar günü çıtlattıkları çekirdeği çıtlatmanın yerine ulusal kanalı yaşatacak bir fedakarlıktan bahsediliyor. Bunun yapılması lazım. Çünkü iş işten geçtikten sonra şikayet etmek çok geç oluyor. Bu sarı öküz hikayesi gibi. Basın yavaş yavaş tasfiye olup yandaş kontrolüne girerken burada sesini çıkarmayan kitleler şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben de Nazif Bey kadar tecrübem olmamasına rağmen basından geçmiş bir insanım. Basındaki kaybolanları yerine koymanız kabil olmuyor. Bugün en büyük patronların bile yandaş olmalarına rağmen tam istendiği gibi olmadıkları bir ortamda tasfiyeye uğradıklarını düşünürseniz, Doğan olduk, ismini de koyalım, Aydın Doğan. Böyle bir durumda ulusal kanalın kıymetini bilmek lazım. Buna da sahip çıkılması lazım. Ben burada sadece Vatan Partisi'ne, üyelerine veya emekçilere değil, basın hürriyeti için çırpındığını ifade eden herkese bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bunu sosyal medya, ulusal kanalın eksiğini kapatamaz tek başına. Bu platformun yaşaması lazım. Bu çerçevede bugün dinleyenlerle beraber dinlemeyen ama buranın önemini idrak edecek herkesin bu imajeye
ufak da olsa katkı yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve başaracağınıza da eminim. Mesela TV5, Bengütürk, böyle aklıma geliyor, Merdan'ın televizyonu TV1 miydi? Tele1. Tele1. Hatta Halk TV. Yani bunlar çok seslilik oluşturmakla beraber ortak vicdanda motivasyon da oluştururlar. Yani mesela TV5 Milli Görüş'ün yayın organı. Ama yok etmeye çalışıyor. Bengütürk Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde bir yayın organı. İşte Tele1 daha merkezin solunda bir yayın organı gibi gözükse de nedir? Ortak değerlerimizin hiçbirine ters düşmüyorlar. Bölücü yayın organları değiller. Aykırılıkları da yok. Ortak hissiyata sahip çıkıyorlar. Yani Türkiye'de yurttaşlık bilincine katkıda bulunuyorlar. Yurttaşlık bilinciyle, cumhuriyetle örtüşen yayınlar bunlar. Bunlar değerlerimize de, inançlarımıza da hakaret etmiyorlar çok şükür. Onun için bunların hepsi bir güçtür. Bu güç kişisel anlamda, ideolojik anlamda, siyasal anlamda değerlendirme. Bu toplumsal bir, evet, ifade özgürlüğü anlamında çok büyük bir güçtür. Bu ister AK Parti iktidarı olsun, ister CHP iktidarı olsun, MHP iktidarı olsun, şu iktidarı hiç fark etmez. İktidarların da günü geldiği zaman örnek göstereceklerdi. Meramlarını Batı'da özgür platformlarda anlatırken geriye dönüp de işte benim ülkemde böylesine çok seslilik var. Evet, çok seslilik var. Benim ülkemin özgürlüğü asla tartışılamaz diyerek gösterip de karşılığını pozitif anlamda alabilecekleri bir güçtür. İnşallah iştirak edip destek olurlar. Sayın İlsever, sizin de görüşlerinizi alalım. Şimdi bir kere ulusal kanal, ben de kurucularından başından beri biri olduğum için söyleyeyim bunu. Yaşadım da o günleri bizzat. Yani esas olarak o radyo televizyon üst kurulu ve onun önderliğinde hazırlanmış olan yasalarla beraber bir oluşmuş olan holding medyası diye tabir ettiğimiz, tamam için söylüyorum. Yani ben Bengütürk falan filan diye bakmıyorum da, o malum işte merkez medya diye tanınan, yıllar boyu, 10 yıllar boyu gelen bir holding medyası hakimiyetine, diktasına isyanmalıdır ulusal kanal. Yani ille Türkiye'de bilmem işte 300 milyon dolar olacak, 500 milyon dolar olan holdingler bu yatırımları yapacak da ondan sonra şu kadar teknoloji bilmem ne falan filan ve bir televizyon sahibi olacaksın. Sistem böyle kurulmuş. Sistemin şeyi bu. Çünkü evet, o mafya gladio sisteminin en önemli hakimiyet araçlarından, dikta araçlarından bir tanesi oluyor medya alanı, tamam mı? Ve orası da tamamen o mafya gladio sistemine, onun belli başlı elemanlarına teslim edilmiş. Böyle bir alan yapılmış. Biz de ta 1996'dan başlayarak buna isyan ettik. Ve işte biliyorsunuz ilk Yeditepe deney işleri falan filan. 2000 yılında da yayına başladık burada. Ve bir halk televizyonu olarak kuruldu. Bunun arkasında ne bir holding var, ne bir patron var, ne şu var, ne bu var. Binlerce biliyorsunuz ulusal gönüllüsü var. Ulusal gönüllülerin, Nazif Bey de söyledi, küçük küçük katkılarıyla, kuruş kuruş. Vallahi öyle ya, biliyorum ya. Elinden ne geliyorsa, neyi veriyorsa, gıdım gıdım, evet. Yaptığı, gerçekleştirdiği bir olay bu. Bir muazzam bir şey, bir mucize adeta. Evet, o mafya sisteminin holding medyası diktasına karşı isyanladığı bir halk televizyonu sembolü yaratıldı. Olay bu. Yani ve tabii bağımsız bir kuruluş. Aynı zamanda yani kendi çizgisini olgunlaştıran, geliştiren ve çok görüşlü şeylerle fikir, düşünce özgürlüğüne ve tartışmaya açık ve bunun gelişmesinin en büyük, çünkü halk televizyonu olunca böyle olacak. Başka türlü olması mümkün değil ki. Bir defa bu yani, bu televizyon bu. En iyi de bunu vatandaşlarımız biliyor, seyircilerimiz biliyor, ulusal gönüllüler biliyor. Ve hiç unutmuyorum senin oturduğun yerde ilk daha 2029 Ekim 2000 ilk günkü yayınımız, 29 Ekim 2000 günü, evet, Mahmut Şen rahmetli arkadaşımızın burada büyük emekleri vardır. Şu duvarların yapılması, bu stüdyonun yapılması, çivileri çaka çaka tek tek böyle, biliyor musunuz? Bu şekilde böyle ve haftalarca, aylarca
24 saat, 7-24 saat çalışarak yapılmış bir şey. Oradan 4 kişilik bir şeyle başlıyoruz. Daha hemen oradan bir spot tak gazetecinin kafasına düşüyor. Daha ilk günümüzde biliyor musun? Yani tabii yani işin şeyini anlatıyorum ben. Yani o kadar büyük şeylerle, emeklerle yapılmış falan bir şey ama yine de bu tür şeyler oluyor ve yani bunlarla başlayan. Evet abi, derme çapa inanarak yaptık. Evet, inanarak yapılmış bir şey gerçekten. Şimdi tabii uzatmayayım ben Oğuz Bey ama o geçen ne kadar? Demek ki 18 yıl. 18 yıl boyunca Türkiye'nin bütün ana meselelerine parmak basan, orada halkın duruşunu sergileyen, Türkiye'nin ihtiyacı olan duruş sergileyen bir kanal. Adım adım burada büyük emeklerle yaratılmış bir kanal. Ve Emin Bey burada olduğu için söyleyeyim, en önemli başarılarından bir tanesi 1 Mart tezkeresi burada püskürtüldü. Doğru. Atıldı gitti. Ne yapıyorlardı? Doğru. Doğu Perinçe'ye uymayacaksınız, ulusal kanala uymayacaksınız, bilmem ne diyeceksiniz, şudur budur. Sağ olsun Emin Bey'in de çok emekleri var o 1 Mart tezkeresinin şey yapmasında. Burada beraber omuz omuza mücadele ettik ve püskürttük, attık o şeyi. Ne olacaktı? Amerikan emperyalizminin piyonu olarak girecektik, Irak'ı işgal edecektik değil mi? Onu yapmaya çalışıyorlardı. Yaptırmadık işte. Ben buradan sayısız 18 yıl içinde yüzlerce örnek verebilirim. Burada Emin Bey olduğu için bunu hatırlıyorum, çok çok iyi hatırlıyorum. Ulusal kanal bu yani. Esası bu. Ve dolayısıyla şimdi son geldiğimiz noktada şimdi sıkıntıyı biliyorum. Evet. Bir RTÜK şey tarafından, TürkSat tarafından bir bütün borcunuzu ödeyeceksiniz şu tarihe kadar diye bir şey konuyor. 15 gün evet. Daha bir süre verildi ve bu ayın 15'ine kadar bütün borcumuzu tamamlayacağız. Aşağı yukarı 3'te 2'sinden çoğu da karşılanmış vaziyette. Bütün izleyicilerimizi, evet, ulusal gönüllülerimizi, yeniden izleyicilerimizi gönüllü olmaya çağırıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, evet, imece usulü ve bu tarihe kadar bu borcu kapatacağız. Bunu yapacağız, göreceksiniz. Başaracağız yine halkımızın büyük desteği sayesinde ve ikinci olarak da 30 Kasım değil mi? Ulusal evet. Kanalın bir yemek evet, 30 şeyi Kasım'da var. Bir imece, imece yemeğimiz var. Yine. Oraya da o imece yemeğine de vatandaşlarımızı, katılacak olan vatandaşların hepsini davet tamam. ediyorum. Burada şeyimizi, gücümüzü ve büyük gücümüzü, ortak gücümüzü tekrar sergileyelim diyorum. Peki çok yani teşekkürler. Sizin de ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz programın ortasındayken Sayın Gülgün Feyman'dan bana bir mesaj geldi. Evladım program değil program diye. Çok teşekkür ederim. Evet ben onun evladıyım. Ulusal kanal işte böyle doğru Türkçedir. Programın ortasında uyarı gelir. Programın ortasında. Ben de seve seve özürü dilerim elbette. Ulusal kanal Doğu Akdeniz'deki o donanma görevini görür yeri gelir. Ulusal kanal Batı Asya Birliği'nin harcı olur. Yeri gelir Astana'da, İstanbul'da, çok Tahran'da, güzel. Moskova'da. Ampute milli futbol takımındaki Gazi'nin ruhunu taşır. Onunla mutlu olur ulusal kanal. Suriye'deki, Irak'taki, Avasin Basyan'daki, Kara'daki, Zap'taki Mehmetçik'tir ulusal kanal. Ulusal kanal Türk milletidir. Türk milletinin vicdanıdır. Çaycı Ali'nin tepsisi, olsun. Marangoz Mustafa'nın hızarı, Berber Hüseyin'in makası ulusal kanaldır. Ve son olarak ulusal kanal andımızdır. Biz onun için diyoruz varlığımız Türk varlığına armağan olsun, Türk milletinin varlığına armağan olsun diye. Ben de buradan bu çağrıyı bir kez daha yapmış olayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Kutluyorum Oğuzcuğum, çok güzel toparladın. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ulusal kanal Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına karşı da mücadele veren bir alandır inşallah. Ayrı bir program yapalım. Yapalım şunu da bir konuşalım bakalım. Doğu Türkistan söylemi üzerine evet. Tabii evet. Seve seve ben de yani, moderatör olurum o programda. Kapatmak durumundayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Eğitim bir hükümet politikası mı olmalı yoksa devlet politikası mı olmalı? Orta Doğu'da Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz.